Söyleyeceklerim bu kadardı. Neden güldüğümüzü hiçbir zaman anlayamayacaksın. Aptal herifler, Fransızca'da çok sevdiğim bir laf vardır. Literalman, yani gerçek anlamıyla aptal heriflere hoş geldiniz. Merhaba. Ben Deniz İlker Canidigil. Benim yanımda Türkiye'nin en iyi fotoğrafçısı Koray Brandt. İnanıyorum ki bugün sesimiz de var, görüntümüz de var. Koray Brandt'ın arkasında Burcu Batalay. Çocuğum niye burada görüntü yok? Hocam başka ayarlarım var, onlara bakıyorum. Anladım. Burcu Batalay'ın yanında Yaren Açıkgöz, bu sefer bildim. İşte iki kere Yaren Açıkgöz'ün yanında Mustafa Seven. Mustafa Seven'in yanında Gülsem Ağa. Evet. Yine aynı senaryoyu oynuyoruz tam. Hayır, işte değiştiriyoruz her seferinde. Tamam. Gülsem Ağa'nın önünde Duygu Uysal. Masanın başında üstün yetenekleriyle Doğu Yücel diyecektim yine. Doğucan Yaşar. Doğucan Yaşar ve Norveç'te bizi mixleyen bütün sabrıyla, bazen birden çok bizi mixleyen Burak Yıldırmaz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve Koray'a hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Ve Edel Kronumuz var bu arada. Edel Kronumuz var bu arada. Evet, Edel Kronumuz var. Teşekkür ediyoruz Kadir'e. Sağ olsun yolladı, inceleyelim diye. Sen de seversin böyle şeyleri. Yani arkadaşlar, şu an şunu söylemem gerekiyor. Bu alet kendi kendine hareket ediyor. Başında bir operatör yok yani. Sen nasıl anladın bundan yalnız? Sen kesin alırsın. Pazartesi günü alırım. Pazartesi alabilirim. Ben bu ufak aletlerle daha yeni tanışmaya başladım. Yani her şey küçüldükçe bu alet iyiymiş ya. Şimdi geleceğini görüyorum pazartesi günü. Ama en üst yani, modelinden 5 tane. Bunu da ben kontrol etmek zorunda kalacağım. iPhone'da programladı şu anda. O kendisine hep aynı şeyi yapıyor. Okey, tamam, süper. Yukladı. Evet, şimdi Ankara'yla girdik. Ankaralı Kadir Köymen. O da mı? Sizle aynı okuldan mıydı? Biz de aynı okuldan değil de biz böyle hepimiz böyle bir Ankara mafyası. Ankara mafyası. Ama nasıl tanışıyorsunuz? O kadar küçük bir yer değil yani. Herkes birbirini tanıyor Ankara'da. Aslında küçük ya. Yani şöyle küçük. Ya cevap vermesi çok zor buna ama bir yerden işte Kaykay'dan arkadaşın oluyor. Öbür tarafta işte kısa film çektiğin için kısa filmden arkadaşların oluyor. Kısa film me giriyorsun, bir şeyler yapacağım diyorsun. Ankara Üniversitesi ile bir şekilde iletişime geçiyorsun. İşte Ozan'la tanışıyorum. Sonra oradaki hocaları tanıyorum. Oradaki hocaları tanıyınca bir sürü insan tanımaya başlıyorum. Oradan konservatuvar, işte devlet operi ve balesi falan filan derken koca sen çok yere girmişsin çıkmışsın. Evet. Biz de burada kayıyoruz. Ya kardeşim, kimse kimseyi tanımıyor. Yalnız kardeşim, birbirinizi tanıyın da yani İstanbul'a niye geliyorsunuz? Biz bütün ekmeği çalıyoruz. İstanbul'a açlıktan geliyoruz. Hakikaten öyle bir şey mi bu? Ya şimdi Ankara'dayken ben işte Turizm Bakanlığı ile çalıştım, Kültür Bakanlığı ile çalıştım. Sonra ilaç şirketlerine zıpladık. Bir noktadan sonra bitti. Bitti ve şey diyorsun yani hani billboard'da gördüğün işi çekmek istiyorsun. Televizyonda gördüğün reklamı çekmek istiyorsun. Ne yapacaksın? Ankara'dan olmuyor bu işler. Ben de düşündüm, evet, yapacak bir şey yok. Ama buraya hakikaten büyük başarı, buraya gelip bütün alanları domine etmeniz. Bir numara olması lazım. Bir mafyalaşma. Ya biz mesela Ozan'la bunu konuştuk. Herkes çete işte falan. Hatta şey gibi yorumlar da geliyor bana. Yeter artık hani şey yaptığınız, artık gençlerin yolunu açın falan. Sanki ben şeyim, padişahım ve tamam artık sensin diyeceğim ve o adam, o öyle bir dünya yok yani. Bir alttan gelen kuşak bir şekilde başarılı olacak, bizi silip atacak. Bu da olacak zaten. Canım silmesin ya, o bir süre daha kuracım. Hayır, silsin ki biz de başka alanlara geçelim. Yeter artık. Aynı sektör değilsiniz ki, nasıl çete olacaksınız? Sen fotoğrafını çektiğin insana bak, Ozan şey mi diyor, gel bende de oynadı mı diyor, nasıl olacak? Yok abi, Ankaralılar fırtınası estiriyorlar. Öyle bir şey var. Ankaralılar. Ama donanımlı gelmişler herifler, bayağı hazırlanmışlar ya. Gerçi abi okulda biz iyi vakit geçirdik. Yani, İlkent miydi siz? O belli ben oluyor. Yani geçen gün bizim Mert'le konuşuyorduk. Mert şöyle güzel bir laf etti. Ya okula gidip kampüsün bahçesinde oturmak bile sana bir şey katıyor.
Yani orada başka arkadaşlıklar kuruyorsun. Benim mühendislikten arkadaşlarım vardı. Sonra tarihten ama... arkadaşım var mıydı? Emrah Safa Gürkan falan. Tarihten yoktu. Biraz kendi... Çünkü dil tarihi Kızılay'daydı. Bizimle çok alakasız bir yerdeydi. Dil tarihi değil ya. Bilkent'in kendi tarih bölümü yok muydu? Ha yok, o başka bölümden. Tamam, yoktu tabii. Galiba ya. Bilkent'te tarih var mıydı? Şey, siyasal bilgiler falan. Ha vardı gibi. Evet. Vardı. Evet. Çok güzelmiş bu ya. Ama çok fazla kendine bakarsan. Ama ben sizin yayınları izlerken o bakışınız güzel. Güzel ha, böyle bir perspektif, böyle bir şey. Kapsayıcı bir şey oluyor. İşte ilk... Kucaklıyoruz. Sonra da poz veriyor falan diyorlar. O yüzden bakmıyoruz artık, yasaklanıyor. Aslında buraya şundan dolayı bakıyorum. Çalabilirim bu fikri. Çünkü senle konuşurken evet, sana yani bak, şunu evet, yapmak aynen, yerine böyle aynen, bir konuşmak daha izleyici açısından da bence daha amaç oydu zaten. Evet. Evet. Tek kamerayla çözmek evet. için. İşte peki bu, bu akşam bir temamız var. Koray Birant burada olduğu için. Kadın. Kadın. Abi kadın deyince sana sorulurdu herhalde diye düşündüm. Doğru mu? Bugün biri şey yazmış. Abi niye sadece kadın çekiyorsun? Evet, aslında güzel soru. Başlayalım mı? Güzel bir soru. Çünkü erkek çekmek çok zevksiz. Sen hiç erkek çekmiyor musun? Çekiyorum canım. Çekiyorum ama tabii kadına göre çok daha az erkek çekiyorum. Peki Koray Birant, kadın nedir? O kadar derinlemesi. Yok ama hakikaten mesela kadın korkutucu bir şeydir çekmek için. Aslında değil. Ben daha hiçbir kadına kendini beğendiremediğimi söyleyebilirim sana. Ya evet, ama şimdi bizim işimizde biz çok kurgusal fotoğraflar çekiyoruz. Yani her şey 3 hafta öncesinden çalışılıyor. Sete geldiğimizde zaten eğlenmeye gidiyoruz sete. Bütün o işte yapılacağı saç, makyaj, giyeceği kıyafetler, mekan, hangi ışıkta çekeceksin, saat kaçta çekeceksin, her şey planlanıyor. Ve biz o sete gelene kadar... Yani 5, 10 bazen daha fazla toplantı yapıyoruz. Senin reklam filminde olduğu gibi. Yani aslında tesadüfi, hadi geldim senin fotoğrafını çekeyim gibi bir durum olmadığı için. Zaten sete girdiğimizde zaten arkadaş olmuş oluyoruz. O korkutucu kısmı yok aslında, kalmamış oluyor. İşte arkadaş olma kısmı. Geçen evet. gün konuşuyorduk ya. Evet. Biz ama çok önemli. Yani önden bir iletişim kurup hani... Arkadaş tabii çok iddialı bir laf, yani 3 saatte ya da 5 toplantıda nasıl arkadaş olacaksın, ama en azından bu setin korkutucu olmadığını hissettirdiğin zaman, iletişim kurabildiğin zaman modelle, bu kız olsun erkek olsun, set daha kolay oluyor. Peki sen mesela makyaj öğrenmişsin, evet. kendin kızlarla onu konuşuyorduk, makyaj biliyorsun, kıyafetten anlıyorsun. Bu herhalde doğduğunda, yani Bilkent'ten çıktığında böyle bir şey yoktu. Hayır, işte biz mesela Cem, ben ilk çekimi yaparken Cem Görke şunu demiştim, Ece Sükan'la Sedef Avcı'yı çekiyordum ki Ece benim okuldan da arkadaşım, kolejden. Oldu. Biz Ece Sükan nasıl bu kadar insan tanıyor diye, seni nereden tanıyor diye düşünüyorum. Ha, Ankara'dan. Burada mı Ankara'da? Ankara'dan. Tanımama rağmen şey diyordum, Cem sen kızlara poz verdirsene, ben çok utanıyorum diyordum. Onu bana anlatmıştın, evet, şaşırmıştım. Yani o şöyle bir şey, o tabii alışıyorsun, öğreniyorsun, başka fotoğrafçılar nasıl yapıyor görüyorsun. Hakim olman gerekiyor sete. Hani nasıl bir yönetmen seti yönetiyorsa, sen de bir fotoğrafçı olarak yönetebilmen gerekiyor. Oyuncunu, modelini yönetebilmen gerekiyor. O yüzden de konuya hakim olman gerekiyor. Bu hakimiyet sadece sette değil, bir toplantıya girdiğinde de müşterinin senin konuya ne kadar hakim olduğunu görürse sana o kadar daha alan açıyor. Peki tam bu noktada şeyi soracağım işte. Bu arada ben oraya bakıyorum ama sana bakıyorum aslında. Biliyorum. Kadın ruhundan anlamak mı gerekiyor diyorsun, yoksa yani şöyle bir laf vardır ya İngilizce'de, Türkçe'de karşılığı yok, womanizer olmak vardır hani. Burak gitti. Çapkın olmak veya şey, kadınlarla bir şekilde arası iyi olmak, sen öyle bir misin? Aslında değilim, yani ben aslında... Bana da öyle geliyor çünkü... Hakikaten nerd bir tip. Evet, bir nerd bir kadınlarla dost olamaz ama, yani. Ama görsel hafızam dolu. Yani şeyi biliyorum. Kadın dolu diyorsun. Kadın dolu. Öyle. Yani öyle. Yani şeyi biliyorum. Bir de sanat eğitimi alınca şeyi biliyorum. Kompozisyon, o kızın nasıl durması gerektiği, arka ile ilişkisi, dirseği nasıl duracak. Yani grafik öğe olarak bakıyorsun sen aslında. Aynen öyle. Aslında ben de grafik fotoğraflar çekiyorum. Ki gerçi son yani 5 senede onu kırmaya çalıştım. O grafikten uzaklaşıp daha fotoğraf çekeyim dedim. Ama bir şekilde
tamamen olaya kompozisyonel bakıyorum. Yani arkadaki bir rengin negatif alan fotoğrafa ne kadar katkıda bulunuyorsa kız benim için o kadar önemli. O negatif alan kadar önemli. Aslında biz de öyle olabilsek. Aslında temel tasarım. Evet. Biz de grafik yönü olarak bakabilsek problem kalmayacak aslında. O da arkadaşlar sadece ben sormak zorunda değilim. Sizin orada şöyle bir şey var bence. Benim sorularım böyle değil. Zaten kanalın bütün programlarını seyrettiğim için bunlar orada konuşulan konular. Buyurun Burcu. Ya orada şöyle bir şey var. Ben sana şey konusunda katılıyorum. Kadınlar gerçekten kendilerini beğenmek konusunda daha şeyler. Mümkün değil. Yani beğenmiyorlar. Hiçbir fotoğrafta ben de beğenmiyorum kendimi. Ay kötü çıkmışım. Ama herhalde bir dakika şey beğeniyordur ya. Yani. Bu senin çektiğin en havalı kız neydi adı var bir tane. Kim? Ronaldo'nun falan sevgisi. Irina Shayk. Irina Shayk herhalde beğeniyor. Orada beğenmediği oluyordur. Ama orada zannetmiyorum. Mesela ben Irina'yı çektiğimde bana şey demişti, en iyi beni çeken sensin demişti. Ver oradan demek bir Irina Shayk ver. Oluyor tabii oluyor. Fotoğrafını bul koy üstüne bakalım. Yani olmuş. Orada tabii sadece fotoğraf güzel kızı aldım karşıma çektim değil ki. Yani ışığı... Onu kastetmedim hocam aslında. Hayır sen dedin diye demiyorum. Yani genel olarak orada şeyi de yaratmıyor. Bir dünya yaratıyorsun. O kadına bir kimlik veriyorsun. O kimliğin fotoğrafını çekiyorsun. Sadece kadını çekmiyorsun aslında. Şu fotoğrafı yanlış bir şey koyuyorum. Çektiği en havalı insan Irina değil tabii. Öyle mi? Ha şey var. Oscar ödüllü kadın neydi? Kate Blanchett'i çek. Ben bunu sen mi çektin? Bunu ben çektim. Olmuş hocam. Tebrik ederim. O senin boyun kısalığı ama. Ama bu fotoğraflarda dememiştim. Biz bu fotoğraflardayken zaten tanışıyorduk. Bir verir misin onu tekrar? Şey yine Çin pazara çekmiştim. Onu ver bir daha. Bizi al. getir şöyle. Direkt benim üstüme koy ya. Evet koy. Evet, bu değil ama bu değil. Bu değil mi? Bu network kampanyasıydı. Bu iş yani. Burada müşteri odaklı. Burada ben sen kendine de mi çektin? Evet işte. Ben kendime değil de bizim editoryaller bizim sizin kısa filmler gibi bizim kendimizi göster. Bir tane böyle yandan güzel bir fotoğrafı var. Şu mu hocam? Hayır bak o grill fonlular var ya. Bak yukarı. Onlar aralarında anlaşıyorlar ama kendine çekmek ne demek? Evet. Şimdi anlatacağım. Kendi portfolyosu. Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Irina Shayk geliyor. Of. Kanal kapanır ya. Yalnız elbise çok güzelmiş. Ben elbiseye dikkat ettim. Hakikaten güzel yalnız ama bu elbiseyi giyebilen var mı? Hayır böyle değil bu kıyafet de tabii editoryal ya bu. İşte editör yorumladı kendini. Çocuğum büyüt ne yapıyorsun ya? Ben Allah'ım yarabbim. Hocam duygucuğumun yüzü kapandı. Tamam canım Kore'nin üstüne koy. Benim üstüme koy ya ben razıyım. Şimdi burada güzel olan şey kadın mı, kıyafet mi, fotoğraf mı, yani duruş mu, poz mu, ne? Biz şey olduk böyle. Gözleri güzel. Bu fotoğrafı bu kadar güzel yapan bak, ne gerçekten? Bak burada ne lazımdı biliyor musun? Orkun Işıtmak bir tane video yapıyordu. Eye Tracker'la nereye baktığını gösteriyordu. Bence sen de mesela şu an Eye Tracker olmalıydın. Nereye? Hocam hiç gerek mesela yok. Mesela ben nereye bakıyorum biliyor musun? Evet onu soruyorum. Evet, onu merak ediyorum. Şimdi şu kadın geldi. Dur abi. Buradaki bacak kasına bak. Bunun tadını çıkaralım evet. Şimdi. Bu önemli bir şey. Orada bir ışık bu kadın geldi. Evet. Öncelikle bu kadına sen ne diyorsun? Yan dur. Kadın işte kadın var. Kadına yan dur diyorsun böyle. Böyle bir dakika, ben olsaydım onun yerinde. Bu böyle güzel bir fotoğraf olur muydu? Hayır. Öyle hayır değil. Şöyle hayır. Yani bu sadece sende değil ki bunu atıyorum Şeyma Subaşı'da da yapsam bu yine güzel olmuyor. Ha neden? Yani. Çünkü herkesin vücudu ayrı olur. Herkesin vücudu ayrı. Herkesin ışığı farklı. Burada yaptığım ışığı bir başkasına yaptığımda o ışık çalışmıyor. Yani bu orada biraz ya nasıl anlatılır mesela ki? Mesela aynı ışığı doğuya yap hiçbir şey olmayacak. O zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben sizin videolarınızı ben Flu'dan önce siz biliyordum bu arada. İzliyorum yani. Kovulmak üzereyim şu an. Çok izledim ve sizden ilham alarak sizin yönlendirmeleriniz aslında doğuya poz verdirmeye çalıştım. Tamamen size ilham aldım. Onları görebiliyor muyuz? Evet, biz, videoyu görelim. Mesela bunu yapmayın bana ama. Neden olmuyor Koray Bey? Bir defa bu bakış herhalde. Subjectin yanlış. Öyle mi? Ya bu neye benziyor biliyor mesela, musun? Mesela yani. Aa bu çok başarılı görünüyor. Fena değil yalnız. Türkücü olur bundan değil mi? Ya bu şöyle bir şey. Mesela ben o fotoğrafın ışığının testini çekerken bizim Soner duruyor mesela. Ha.
olmuyor. Ama sonra Irina geliyor. Irina geliyor. Irina üzerinde ışığı yaptığında farklı oluyor. Biraz diğer tarafa da seni verir misin abi? Aslında daha zayıf yerlerini kapatmışsınız. Daha kuvvetli yerleri ön plana çıkmış. Ben de Doğu'nun kuvvetli yerlerini ortaya çıkarmaya çalıştım ama. Evet. Değil mi? O yeterince kuvvetli ayak değilmiş. Peki feministler moda fotoğrafçılarına kızmıyor mu? Seksist bir şey değil mi bu aslında sonuçta? Ya bu enteresan tamam, bir olay. Şimdi sululuk yapmayın. Şimdi Irina'yı geri koy. Şimdi orada kime göre neye göre? Yani buradaki seksapelite sadece erkek için mi ki? Kadının da gücü aslında. Yani bazı kadınlar seksapeliteyle kendini güçlü hissediyor da olabilir ki hissediyor da. Yani o da onun silahı. Ondan bu argümanı hiçbir feministe başarılı olabildi mi yoksa? Ben cılız bir girmiyorum. Cılız bir çaba olarak takdir ediyoruz ama. Evet, zor bir konu. Ama yok yani şey ya tabii oluyor mesela Burcu Esmersoy videosunda. Gördük onu, izledik. Orada mesela öyle bir takım yorumlar vardı ama bu yani yüzdelik dilime baktığında yüzde o kadar düşük ki. Yani aslında kayla almaya çok gerek yok. Yani genel kitle saygı duyuyor, anlayışla karşılıyor. Ki yani Burcu da sonuçta şunu da unutmamak gerekiyor. Yani 40 küsur yaşında bir insandan bahsediyoruz ve onun gücü de o yani. Bunu sağlayabilmiş, bunu devam ettirebilmiş. Bu evet. İşlerin profesyoneli insanlar. Hani özgüvenini bu arada takdir etmek gerekiyor. Arada ben Gülse bana not iletiyorum diye. Şey var mı chatten şeyler söyleyen? Kaç kişi izliyor şu anda? Ona da bakalım. 2900 arada. Gayet. Aa, bu kadar hızlı. Oray Birant farkıyla evet. Hemen öne geçtik. Bir de niye ya benim kanalıma gelmiyor bu kadar? Irina şarkı bir asıl. Irina'ya geldiler. Ya kadını objeleştirdiği konusunda ısrarcı yorumlar var. Kadını objeleştirme değil. Şimdi şöyle, biz bu fotoğrafları erkekler için çekmiyoruz ki. Evet, kadınlar yani, için çekiliyor. Biz markalı bir İpek işte. Yol kampanyası çektiğimizde kalkıp da erkekler o kıyafetleri almıyor ki. Sen orada bir dünya yaratıyorsun. Yani orada tabii kadına sadece takılmak bilmiyorum. Yani halbuki orada bir alür, bir şey yaratıyorsun. Alür bak ne güzel. Bir dünya kelime. Yaratıyorsun ve bilmiyor hocam alürün ne olduğunu. Orada ürün de önemli değil. Burcu da önemli değil ya da X model. Burcu Irina da önemli değil. Değil bizde tabii. De bir burcu var. Yani orada o kadın o dünyanın bir parçası olmak istiyor ve o dünyanın parçası olarak alıyor kıyafeti. Aslında kötü yorumların da belki birçoğunu yine kadınlar yapıyor olsa gerek, var öyle bir şey. Zaten benim kanalımda ben hep buna inanamıyorum. Yani hayret ediyorum. Sadece ve sadece kadının kadına uyguladığı mobbing, şiddet, işte sözlü taciz artık ne dersen de. Sadece bu var. Mesela benim kanalımdaki yorumlara girin bakın. Hatta bir tanesini pinledim geçenlerde başa. Yorumu yapan kız ya da kadın yorumunu sildi. Görsünler istedim. Ha, öyle olunca da şey yapıyorlar değil mi? Kaçmaya çalışıyorlar. Altına da yazdım yani. Kusura bakmayın ama dedim. Yani yorumlara bakarsanız herkes saygı duymuş Burcu'ya ama işte 6-7 tane. Çok da değil bu sırada. 6-7 tane yorum var. Hepsi de kadın. Koray muazzam bir soru var ama şey. Tamam. Ama şey, pis bir soru yani. Pisliğine sormuşlar belli. Koray Flu ekibinden birini çekecek olsa kimi çekmek isterdi? Cevap vermeden önce şunu soracağım. Sen hala bir kadını görüp ulan bunu çeksem diyor musun? Demiyorum. Demiyorum. Hiçbir zaman da çeksem demiyorum zaten. Hala derken nasıl, daha önce diyor muydun? Hiçbir zaman demedim ha. Ki. Ya ben hep ne fikir ne? Ne çekiyoruz? Yani hayır bir model beğenmiyor musun hiç? Yani şu model... Ulan çalışsam şunda değil mi? Hayır demiyorum. O fikre uygun modeli arıyorum her zaman. Anladım. Yani şimdi mesela... Ne kadar politik pis. Hayır ama gerçekten öyle. Savruşturdu soruyu. Ya gerçekten öyle. Bunlar ya, böyle abi. Bu ya, bugün fikrini sevmediğim için... Adam... Tamam veriyorum. Fikri de veriyorum ya. Fikri ver. YouTuber'mış bunlardan. Şey yapacağız. Reklam kampanyası yapacağız. Daha iyi giyinip göstermek istiyoruz. Ve albüm çıkaracak bir tanesi mesela. Ya, öyle olmuyor İlker biliyorsun şimdi... Sen fikri kötü olan bir reklamı çekiyor musun? Çekmek zorunda kaldım çok oldu. Ama ya, artık çekmiyorum evet. İşte ben iş seçebiliyorum şu an en azından. Ne zamandan beri bu lükse kavuştun? Ben hep başta şey böyleydim. Yani olmuş. Şeye inandım. Yani iyi iş çekersem daha sağlam yürüyeceğime inandığım için hep iş seçtim hayatımda. İşte inanan işte inanmayan demek ki haklıymıştı. Şey peki mesela Irina Şayklı bir şey geldi ama fikri beğenmedin olmaz diyor musun ona da? Aynen oldu da dedim. Aa çok iyi.
Mesela bir tane Givenchy falan. Buna inanamıyorum şu an. Yok şey yok. Diyorlar mı arkadaşım sen kimsin diyorlar mı ne oldu? Yok ya öyle demiyorum tabii ki de. Ya tarihler müsait değil deyip geçiştiriyoruz. Evet Ankaralılık burada da. Yani müzik mesela klip dünyasında da o kadar çok klip geldi ki. Şimdi neyse vermiyorum. En hatırladığım klibin Gülşen'e çektiğinde demek ki Gülşen Hanım'a hayır dememişsin. Gülşen'e hayır demedim. Gülşen çünkü şey... Bir kere prodüksiyona para harcayan bir insan. Benim için de güzel egzersiz oldu. Gülşen hem kafa kız... Bir de çok grafik bir kızdır o. Evet, grafik. Şey, çalışmayı seven de bir insan. O yüzden onunla... Utanıyorum ama ben de ona klip çekmiştim. 20 yıl önce. Utanıyorsun ya. Çok kötüydü çünkü o zaman. Kim? Yani klip. Klip o zaman ama, neyse, ama kötünün de deneyimi iyi olmuyor mu? Tabii tabii beğenmiştim ben. Model olarak hoş bir modeldi. Şimdi daha da iyidir. Hocam 20 yıl önce bayağı 29 yaşında falan mıydınız? Efendim? Yaren mikrofonu düzeltir misin? Hangi klibi çok izleyebiliyor muyum? Ben size canım? Yayından sonra gösteririm onu. Şey, peki arkadaşlar bir video yaptılar seninle. Aslında soruyu kaynatmayalım, onu daha sonra cevaplasın. Burcu dışında niye birisini buradan çekmek istesin kiydi soruyu almıyorsam. Öyle mi? Yok öyle değildi ya. Bir kere bir şey diyeceğim. Şöyle. Mustafa Seven'i veya beni çekmesin. Mesela burada şey gibi yorumlar oldu. Mesela ben buna kızıyorum. İki şey söyleyeceğim. Mesela ben benim izleyicilerimden daha dikkatli olmasını bekliyorum. Bağlayacağım. Bekleyin. Mesela diyorlar ki. Abi bana afaganlar bastı artık sweatshirt giyme. Ne? Çok sıcak ben terledim. Halbuki orada resmin geneline baksalar mesela şunu görecekler. Sadece ben sweatshirt giymiyorum. Soner mont giyiyor. Müşteri mont giyiyor. Orada biz 17 derece hava öğle sıcağında. Sabah çekime başladığımızda 14 derece. Su sıcaklığı 13-14'lerde. Mesela resmin geneline bakmaları gerekiyor. Burcu olayında da neden... Kız üşümüyor ya. Çok kız iyi. Üşümüyor çünkü kız gerçekten çok çalışkan bir kız. Çalışkanlık üşümemeyi getiriyor. Hayır çünkü... O da fotoğrafın iyi çıkmasını istiyor. O yüzden de yutuyor o soğuğu. Bir şekilde kendini şey yapıyor. İpek Yol çekiminde Burcu Esmersoy'un Burcu Esmersoy'la çalışılmasının sebebi sadece Burcu Esmersoy'un bir model olması ya da influencer olması değil. O koleksiyon Burcu Esmersoy'un koleksiyonu. Ha öyle mi? Onun da sahibi. Hmm. Şimdi oradan diyor. Ay diyor işte yaşı geçmiş kadınla niye çekiyorsunuz? Ya, çok ayıp ya. Çok ayıp yani. Çok ve ayıp. Bunu ya... Bunu yazabiliyor yani. Aa, o bana iyi. Çok garip geliyor yani. 3, 2, 1 aptal herifler. Aptal, yani. Aptal diyoruz. Burcu bizden kaç yaş küçük ya? Ne yaşlısı? Evet. Cevap verdin mi soruya? Evet evet kesinlikle. Evet. Tamam. Peki Burcu model değil aslında değil mi? Burcu model değil. Değil. Ama o nasıl oluyor yani model olmayan biriyle? Çünkü şu eskiden süper modeller vardı. İşte American Vogue'un kapaklarına baktığın zaman eskiden işte Elle Macpherson'lar... Naomi Campbell'ları falan görürken şimdi influencer dünyası. Şimdi Kim Kardashian'ı kapağa çıkarmak. İşte ne bileyim aklıma gelmiyor da işte artık kapaklarda modelleri görmüyorsunuz. O dönem bitti. O yüzden artık şey çok önemli. Kaç takipçisi var? Hangi mecrada nasıl yer alıyor? Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bu bir dünyada. Bu arada şey bilmeyenler için Koray Brand'ın kanalı var. Gerçi bazıları bizden önce onu biliyormuş ama 120 bine geldi galiba. Ya, az kaldı. Biz seninle ilk buluştuğumuzda 50 binlerdeydi. Evet. Bak, çabuk aslında yükseldi. Ama sonra durdu. Çok mu? Yavaş ilerle. Günde 10. Abi 20. O Sedat Peker yüzünden herkes. Evet ya. Evet ya. Kara delik. Gerçekten öyle. Ben şey diyorum etrafımdakiler. Aman abi pazar günü video falan koymayın. İşte ya da cumartesi tease ediyor. Oralarda da koymayın falan. Bunlara dikkat ediyoruz. Evet. Zor dünya var. Şu videoya bakalım mı? Hadi bakalım. Koray Brand'ın workflow'u arkadaşlar. Neymiş o biz ya? De görecek miyiz? Günaydın. Bugün Duygu Uysal'la burada çekim yapacağız. Neyle yapacağız bu çekimi? 5D Mark II. Neyle çektiğin değil, ne çektiğin önemli, kimin çektiği önemli. Mark II deyip geçmeyin, canavar gibi makine. Bugün Gültepe'deyiz. Vogue dergisinde mükemmel bir çekim yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Nedir bu? Şey, moda. Moda, aynen. Neye çıkıyorduk abi? Vogue dergisi. Vogue. Vogue. Vogue diye yazılıyor. Vogue. Vogue. Fransızca mıydı? Ha?
Sen kuaföre falan gitmedin mi ya? Gittim bu... gittim ya. Yıkandım sabah. Sümüğüm var mı? Ona göre çek yansın. Ben hazırım. Tamam, dik dur. Tutuyorum dizimi. Tamam, çekiyorum ben. Ha, gözlüğümü çıkarayım ya. Güzel çek şöyle, Instagram'a atarız. Ya bu şapkadan da hiç göremiyorum ya. Üf, dur bir dakika. Şapkasız dolaşamıyorum. Dolaşamazsın. Evet. Nasıl durayım? Bence çok güzel duruyorsun, hiç bozma. Daha birazcık daha dik durursan, evet. Bak şimdi. Bakayım. Aa, makinan ne güzelmiş ya. Çok iyi geçiyor çekim. Çok güzel bir semtteyiz. Bir de şey, kendi kozamızdan çıkınca en iyisi öyle oluyor. Tatil gibi geliyor bize de. Koray abi sağ olsun. Burada çalıştığım süre boyunca hem ünlü görüyorum. Burcu desen bir yerden Şeyma falan. Bugün bir tane şey kart unutmuşum yedeklemeyi. Herhangi bir azar işiteceğimi düşünmüyorum ama her şey çok iyi geçiyor. Evet, hiç yorulmadım. Arkadaşlar, ND filtre dış çekimlerde çok işinize yarar. Koray çok rahatlatıyor çekerken. Arkadaşım gibi olduğu için de hiç zorlanmıyorum poz verirken. Bir sürü de yeni poz öğrendim. Şöyle yaptırdı, şöyle yaptırdı. Arkadaşlar, çekimlerde cam çok önemlidir. Duygu geç mesela camın önüne. Ben moda fotoğrafçısı olduğum için böyle şeyleri çok önemserim. Duygu şimdi camın önüne geçti ya. Fakat tam dibine geçti değil mi? Arkada bir boşluk yok. Gel Duygu, bir adım at. Duygu'yu böyle çektim. Duygu, bir adım geri git. Şimdi bir de böyle çekeceğim. Ya aradaki farkı gördünüz mü? İşte böyle. Bozma Duygu. Yat Duygu. Nasıl yat ya? Evet, çok iyi. Bozma böyle, aynen. Bozma, evet. Bozmuyorum. Duygu hiç bozma. Bozma Duygu. Bozma, bozma. Heh. Kal öyle kal, ben çatıya çıkıp geleceğim. Bozayım mı artık? Bozmuyorum. Evet. Evet arkadaşlar, çekimimizi bitirdik. Discord kanalımıza bekliyoruz. YouTube kanalımıza abone olun. ISO babamız, diyafram evimiz. Görüşürüz. Konuşabilir miyiz? Evet, Koray Bey yayını terk etti. Öyle olsa şimdi döndüğünde... İntikamım çok ağır olacak. Mert, Soner, Gözde, duyuyorsunuz. Saldırın. Hemen screenshot alıyorsunuz. Buradaki karakterler gibi peruklar istiyorum yani. Yarın küçük bir kısa film çekeceğiz. Evet. Ahmak adamlar diye. The Ahmaks. The Ahmaks. Başka videolarımız da var. Sürprizlerimiz gerçekten devam edecek. Mi? Evet. Ama senle ilgili değil. Yok, yok hocam, ne yapıyorsun? Başka yok video falan. Daha ne yapıyorsun? Bir haftadır bunu çekiyorum. Bir tane mi video var yani? Bir hafta da mı çektiniz? Yok ya, bu sabah çıktılar şeklinde. Koray, ben gençleri çalıştıramıyorum. Bu konuda bir şey söyler misin? Aramıza hoş geldin diyor galiba. Hakikaten seninkiler ama daha büyük. Bizimkiler büyük. Bizde tabii ya şimdi şöyle, benim adamlarım aslında fotoğraf ve video setleri için alındı ve ben şimdi kabuk değiştirdim biraz. Çünkü öbür tarafı artık çok kolay yapabiliyorum. Yani eskiden bir ay çalıştığım çekime şimdi iki saat çalışıp gidebiliyorum. Onun verdiği bir rahatlık var. Tabii öbür tarafla çok fazla uğraşıyorum. YouTube tarafıyla, Discord tarafıyla. Evet ya. Twitch tarafıyla her gün yayın açmaya başladım falan. O konuda da sorularım olacak. Evet. Yani o taraf daha çok vaktimi alıyor. Bizimkiler tabii oraya adapte olmakta zorlanıyor. Ama mesela senden format çaldım. Öyle mi? Evet. Twitch'te. Benden çok çalanlar tabii ki. Şey yapma, rahat söyledim ol. De zaten. Abi çalmıyor. Benden kanal çalanları. Gerçekten. Yani. Kanalı alıyor, herif yapıyor başka. Yapamazlar. Vallahi yapıyor. Yapamazlar. Çok zor. Peki şey, genelde sorun nerede oluyor çalışanlarla? Ya aslında bir çalışanlarla problemim yok. Aslında problem onlarda değil. Problem bende. Sende. Problem bana da öyle geldi. Problem bende. Yani iş dağıtmak ne deniyor? Delege etmeyi öğrenmek gerekiyor. Kendi işimde yani fotoğraf tarafında delege etmede hiçbir problem yok. Orası çok güzel çalışıyor. Ama bu yeni yani mecrada... Yani onlara veriyorsun ve çekebiliyorlar mı? Çekmek değil. Yani işin retouch'ı, retouch takibi, revizyon takibi, müşteriden gelen yorumlar. Yani ben Photoshop açmayalı 2 sene falan oldu. Yani o kadar iş yürüyor. O zaman ya da, neural filters'ı görmüşsün. Ya gördüm de daha var oralara. Video tarafında da öyle. Şimdi freelance editörüm var. İş önden kurgulanıyor. Bizim çocuklar mesela şeyi yapabiliyorlar. Mood film yapıyor. Ben geliyorum, o mood filmin birebirini çekip
Ondan sonra işi teslim ediyorum. Sen hala video da yapıyorsun değil mi? Yani markaları. Yapıyorum tabii. Nasıl yani? Yani fotoğraf değil sadece, video işinde de bayağı artık, yoğun. Artık eş zamanlı galiba. Artık eş zamanlı. Hepsini sen yapıyorsun. Tabii, hatta belki onun için de tercih ediliyor da olabilirim. Yani çünkü düşünsene, ayrı bir film ekibi gelecek, ayrı bir fotoğraf ekibi gelecek. Evet. Günü ikiye böleceksin falan, bunlar zor işler. Aynı adamın gözünden çıkıyor olması da büyük avantaj oluyor aslında. Evet. O çünkü fotoğrafla şeyin dili bir oluyor. Bilmiyorum. En azından öyle olduğunu düşünüyor. Video ve fotoğraf tarafındaki delegasyonda bir sıkıntı yok. Ama YouTube'u ben kendim çözemedim. İnşallah çözeceğim. Ve Soner, Mert, Barış bana o anlamda çok daha yardımcı olacaklar. Yine yardımcı oluyorlar. Setup'ımı kuruyorlar vesaire. Benim mesela çakılı bir setup'ım yok. Biz bulduk bir yol. Harika. Tutturduk gidiyoruz. Ya abi. Burası şey, Alice Harikalar diyarında gibiyim şu an. Yani evet. Gerçekten geldim zaten direkt. Ses mükemmel. Peki, bir şey soracağım. Erkeklerle çalışıyorsun ofiste. Evet, niye erkeklerle? Erkeklerle kadınları denedin mi, tercih mi yoksa Mustafa, daha mı rahat ediyorsun? Gelsene şöyle. Aslında şöyle, ben benim beyin takımım kadınlar. Çünkü öyle olması daha mantıklı. Evet, çünkü daha iyi yönetiyor. Beyin takımı kadın. Evet, yani şöyle, benim prodüktörüm vardı daha önce, Arzu. Arzu Amerika'ya gitti. San Francisco videosunda. Evet, gördüm. O Amerika'ya taşındı. Ya, Arzu benim de öğrencimdi bilgiden. Aynen öyle, senin de öğrencin. Seni de sevenlerden. Sağ olsun. Los Angeles'ta fotoğraf prodüksiyonları yapıyor. Gözde var, benim bütün arka planda bütün işlerimi yürüten. Bizim taraf, mesela sizin aksinize, o çok enteresan, bizde kızlar barınamıyor. Niye? Yani bilmiyorum, hammallığı mı fazla işim? Yani hammallık ya, tarafı bizde... Onu niye hatırlattın? Şimdi şeye baktım yine, Burcu, yani en son o çekimi yaptığın için, yoksa Burcu'ya olarak ilgimiz olduğundan değil, Burcu'yla yaptığın çekime baktım. Tabii her fotoğrafçının yaşadığı acıdır. Yani ben de kendime fotoğraf çekerken yerde sürünürsün ya böyle. Tabii. Çok acıklı bir iş aslında. Yani onu kolaylaştıracak bir şey yok değil mi dünyada? Hani sen tut ben bakayım falan yok sizde. Yok. Yok. Yani ne kadar asistan olursa olsun. Ben video çekerken de görüntü yönetmeni olarak kendimi kullanıyorum. Çünkü ben bir monitörün başına oturup rahat edemiyorum. Gidip kalkıp ya birazcık daha sağa geç. Ya öyle bir şeyim yok. Öyle bir yerde evrilmediğim için o yüzden benim kendim vizörden bakmam gerekiyor. Dünyadaki moda fotoğrafçıları da mı öyle? Evet evet, hep öyle. Yani uzaktan bakayım durum yok. Yok. Yönetmenler ne güzel böyle monitörün önünde fındık fıstık falan. O ama bilmiyorum, belki de işin şeyi öyle, doğası öyle. Evet. Koray gel kadın konuşalım. Temamız kadın. Ben oraya çekmeye çalıştıkça İlker başka yere götürüyor. Ben son bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Diğer kameraya keser misin çocuğum? Mesela hocam size soralım. Arada. Pembe panterlerin rüyasına niye hoş geldik biz neden şimdi bu kamerada? Pil değişti arada. Ondan. Yok ya. Değiştireyim mi? Yok, pil değişmedi. Bir şey oldu bu. Pembeleşti gene. Şimdi Doğu genel kameraya kessin. O sırada öbür kamerayı düzeltmeye çalışırken biz de Koray Bey'den kadınlarla ilgili tavsiyeler alalım. Benden kadın tavsiyesi zor. Ya Mustafa ne sormuştu? Sor Mustafa. Hayır bu kadın gerçekten tavsiyesi. Konuyu kadına getirmeye çalışıyorum da çalışırken zorlanıyor musun diyecektim ama beyin takımın öyle. Demek ki onlar seninle çalışırken daha kolay çalışıyorlar. Ya sen de erkeklerle daha kolay çalışıyorsun sanki. Şimdi şöyle biraz daha geriye saracağım. Fabrika fotoğraf stüdyosunda ben orada bir Tamer abiyle çalıştım. Ve orada da hani yönetime de girdim. Asistan alımları, stajyer alımlarına falan da bakıyordum. Mesela şey zannediliyor, hani moda fotoğrafçılığı. Hep böyle krem de öyle krem bir dünya hayal ediliyor. Ama bir geliyor işte tulum giy, yer boya, işte çöp bilmem ne. Yani fotoğrafı çekebilecek aşamaya gelmen zaten yılları alıyor. Yılları alacak, onu görüyor. Ve bizde hep pes edenler oldu. Yani tabii mesela çok değerli fotoğrafçılar çıktı. Emre Ünal, Tamer abinin stüdyosundan, Lara Sayılgan. Onlar hep işte kız fotoğrafçılar bir şekilde var olabildiler. Hep şey deniyor işte, neden kadın fotoğrafçı az? Aslında kadın fotoğrafçı az değil. Değil mi? Bugün onu konuşuyorlardı bize. Aslında değil. Aslında değil. Zeynep Özkancı var, Emre Ünal var.
Ya şimdi orada ben Emre'yi hep erkek zannediyordum. Yok. Çok Emre var. Emre Güven var. Emre Doğru var. Emre Ünal var. Benim Emre Ünal çok beğendiğim bir fotoğrafçıdır. Zeynep beğendiğim bir fotoğrafçıdır. Begüm Yetiş var. Şimdi böyle say deyince sayılmıyor ama şeye baktığında hani fotoğrafçı normal adedine göre oranladığında evet az ama piyasada aktif olarak iyi iş çeken fotoğrafçılar daralttığında kız fotoğrafçı sayısı az değil. Kız demeyelim yalnız. Ne demesi lazım? Bayan demiş. Bayan. Kıza kızıyorlar evet. Hayır, gerçekten. Sen dedin ya geçen gün. Biz modellere kız deriz bozulur. Ha ama bayan demiyoruz ya. Bayan, hayır, bayan kadın demiyoruz. Ha, şaka yapıyoruz. Kadın. Peki kız. Koray Bey şöyle bir şey oluyor. Yenilerden yenilerden koşuyor. Küçük kız konuşuyor. Buyurun küçük kız. Mesela böyle bazı modeller oluyor mu? Siz çekiyorsunuz ve o model artık şey söylüyor. Ben artık bütün fotoğraflarımı Koray'a çektireceğim. Gibi bir kariyer çizgisinde ilerleyen fotoğrafçılar var mı? Mesela benim filmimi sadece işte Juliette Binoche çoğu kez aynı yönetmenlerle çalışır ya Juliette Binoche. Yani onun gibi cevap vermedikçe yani, bir soru daha ekledi bir yerdekiler. Yani o kadar iddialı bir söylem olmuyor ama evet benle... Özür dilerim. Ne oldu ya? Keser misin? Ben de görmek istiyorum onu. Kes abi kes. Ben hocam güzel. Orada gördüğümle burada gördüğüm aynı değil. Güzel değil, değil mi Koray? Niye? Bilmiyorum. Abi. Çünkü düzeltti. Doğru düzeltti. Evet. Düzeldi şimdi pardon özür dilerim. Soru neydi? Ha. Yani evet yani benle çok çalışmak isteyen, sürekli çalışmak isteyen oluyor. Ama şöyle benim bir tarzım var. Aslında o tarza çekilmek istiyor. İşte Emre'nin başka bir tarzı var. Emre Ünal'ın. Emre Doğru'nun ayrı bir tarzı var. Oraya da onun fotoğrafı da olsun istiyor. Yani aslında Koray fotoğrafı, Koray Brand fotoğrafı dediğim bir kimlik. Emre Doğru fotoğrafı dediğim bir kimlik. O kimliklerden fotoğrafları olsun istiyor. Ama şu da var, o da bir gerçek. Ya yani ünlüler tarafında... Güzel gözükmek istiyor herkes. Oy. Güzel fotoğrafı olsun istiyor. Ben de ünlüleri güzel çekebilen bir fotoğrafçıyım. O yüzden kendini güvende hissettiği yalnız için belki de bana... Dikkat ettiyseniz ünlüleri dedi yani. Buradan mesajı siz çıkarın. Hiç ne dedim ya? Yani ünsüzleri güzel çekmekle uğraşmıyorum. Hayır. Şaka yapayım. Tamam. Pislik yapmak oğlum benim işim anlamadım hala. Hiç çektiğiniz biri size... Yazdı mı? Hayır şey dedi mi? O da güzel soruymuş. Koraycığım biraz sağdan çeker misin canım falan gibi böyle patavatsızca yorumlar oldu mu hiç? Yok. Olamaz. Yok. Yönetmenler oluyor galiba çünkü. Ben Gülşen'e ilk klip çektiğimde artık yıllar geçti için anlatabilirim. O böyle çok gençtim yani. Herhalde Burcu'dan Duygu'dan biraz büyüktüm. İkinci işim falan olabilir. Şimdi bunun tabii yardımcıları var falan. Birisi geldi şey dedi. Yalnız dedi hanımefendiyi sağ tarafından çekmek lazım dedi. Ha orada niye resim veriyordu? Şimdi hayır. Şimdi, pencere var bir de. O hala oluyor biliyor musun? O oluyor. Ben mesela çok yani ben yaşamadım. Ama şu oldu mesela. Gelip diyorlar ki neden bilgisayara çekmiyorsun? Tether yani kabloyla neden bilgisayar? Ben asla onu yapmıyorum. Çünkü bakıyorlar hocam. Çünkü herkes o bilgisayarın arkasına gidiyor ve orada bakıyor. Bazen ben boşa fotoğraf çekiyorum. Kimse görmemeli tabii. Kimse görmemeli. O yüzden de ben mesela bazen yalan söylüyorum. Harika çıkıyorsun falan diyorum. Bazen olmuyor. Yani olmayacağı oluyor. Olmadığını hemen anlıyor musun o anda? Anlıyorum. Anlıyorum. O anlıyor mu? Anlamasın diye boşa çekiyorum. Bazen 10 plan çekiyorum. 11. de diyorum ki ya şu ilk planı tekrar edelim mi deyip tekrar... Çünkü o da moda girememiş oluyor. Ben de uyanamamış oluyorum. Oluyor yani böyle aksilikler oluyor. Duygu ne dedi? Dinledin mi? Evet. Ne dedi? Bazen 10 plan çekiyorum dedi. 11.sinde diyorum ki dedi. Birinci planı geri mi alsak dedim dedi. Daha önce çok önemli bir şey. Çünkü... Anlaşıldı. Peki. Benim bir sorum var. Onun için. Hiçbir zaman... Direkt kötü demiyorsun değil mi? Asla. Demiyorum. Dediğim anda karşı tarafı kaybederim. Evet. Kaybettiğim anda da boşa kürek çekmiş olurum. O yüzden yani işte orayı yönetebilmen gerekiyor. Ve şu çok tehlikeli. Bilgisayarın başında bir menajer oturuyor diyelim. Baktım. Şöyle yaptım. Ve o sırada
Oyuncu gördü. Bitti. Bitti. Ayıkta pirincin taşını. O yüzden asla ve asla şey çekmiyorum. Bilgisayara çekmiyorum. Kartlar aktarıldıktan sonra da benimle çalışanlar biliyor. Mesela bilgisayarın arkasına asla geçip benden izinsiz bakamaz. Önce ben bakıyorum. Hemen seçiyorum orada hızlıca. Güzel bir kareyi gösteririm. Zaten ondan sonra set rahatlıyor. Ondan sonra çekim bitmiş şey oldu mu hiç? Bir modelle mesela problem yaşadın mı? Yok, yaşamadım. Hiç. Hiç. Yok. Hani benim hiç bir sorun var. Bazen ters elektrik olur. Yok. Koray Hocam. Ne dedin? Koray Hocam'a bir sorun var benim. Buyurun. Sor. Şimdi çekim bitti. Rötuşlar falan da bitti. Artık kampanya başlayacak. Yani şey, reklam kampanyası başlayacak. Mesela ben gelirken görüyorum Zincirlikuyu'da boy boy fotoğraflar var sizin çektiğiniz. Bu konuda hiç sıkıntı yaşadınız mı? Yani o fotoğrafların sunumunda en azından yani sizin görmediğiniz kısımda. Anladım, mezarlıkta mı? Yani atıyorum sizin istediğiniz crop değil de başka bir crop mu, ya yapıldı mı? İçerinin girişinde hayvan ya, gibi binaya giydiriyorlar ya. Oluyor. Şöyle başlarda ya her şeyi kontrol edemezsin. Bunu sen söylüyorsun. Evet, onu zamanla öğrendim. Bir ara bizim ofis şey gibiydi. Laboratuvar ortamı gibiydi. Sürekli şey işte Philips'in grafika serisi %95 geri dönüşümü bilmem ne. Ondan sonra prova baskı alıyorum. Dergi çekiyorum. Atlıyordum mesela Turkuaz'la, Harpız Bazar'la çalıştığım zaman Samandıra'daki matbaaya gidiyordum. Bütün ilk baskıları kontrol ediyordum. Orada musluk ayarlarına karışıyordum falan. Bu ruh hastalığı. Bunun sonu yok. Ama bunun dünyada da bir standardı var. Bizde standardı olmadığı için. Halbuki prova baskıyı alırsın, prova baskıyı gönderirsin. Orada %5 XY'de yukarı kayar ya da %5 aşağı kayar. %10'luk bir kayma olur. O da tolere edilendir. Zaten ISO'nun standartlarına göre delta 5E'nin içinde olunca okeydir. Ben kendimi bunda eğittim. Ama tabii şöyle şeyler yaşadık. Çok yaşadım ben. Bir geliyor iş, mavi gökyüzü sayan dönmüş, turkuaz. Sonra müşteri diyor ki bu fotoğraf niye böyle çıktı diyor bilmem ne dergisinde. Lan ben ne biliyorum? ben öyle teslim etmedim. Ama sonra geriye sarıyorlar. Ya da bir kampanyada oluyor. Ajansa gidiyorlar. Ajans işte matbaaya gidiyor falan filan. En son kalemde söylenen şey, fotoğrafçıdan data böyle geldi. Öyle gelmedi o data. Sonra ben gittim işte yatırım yaptım. ISO sertifikalı, prova baskı sistemi. Her işimde prova alıyorum. Provayı gönderiyorum. Orada rahatladım. Provadan sonra çünkü bir referans var. Elinde artık kağıt olunca. Yani CMYK ön izleme var. O gidince iş çözüldü. Ama tabii dünyada şimdi şöyle değişti. Artık prova baskının da bir önemi kalmadı. Çünkü herkes artık telefondan bakıyor. Dijital platformlardan, yani dijital aletlerden bakıyor. O yüzden bugünkü referans iPhone ekranı. Evet. Ben de sen de Apple'cısın. Apple'cı değilim aslında. Öyle benim mi? Ofisimde bir yani Apple sayısı kadar da PC var. Var mı? Ya. Ben yok. Ama hep düşmanlık yapıyorsunuz Koray Bey. Hayır abi, düşmanlık yapmıyorum. Ben yani öbür taraftaki ekosistem beni mutlu ediyor açıkçası. Küçük kız bir şey sordu. En küçük kız. Öbür küçük kız. Şuradan bakıyorum sana. Evet. Merak ettiğim şey şu, fotojeniklik diye bir şey var mı gerçekten? Güzel soru. Evet, güzel soru bence. Var. Yani şöyle, fotojeniklik değil. Mesela bir kıza bakıyorsun, ay bu ne diyorlar. O kız ama o kıyafeti giyip o kameranın karşısına çıktığında başka bir şey oluyor. Peki Irina Shayk buna dahil mi? Hayırdır? Irina Shayk güzel. Yani normalde de güzel ama hatırlayalım. Güzel. Bu sırada çok matrak kız, çok kafa kız yani. Hani oturup şöyle halı sahada top oynar seninle yani. Hayallerimiz var. Peki oynadık, o yüzden diyorum. Size yorumlar var. Şöyle ekrana veriyorum. Sevgilisi. Langırt oynayacak. Ne abi? Aylar önce Aydaki Adıma gelmişti ya Koray Bey. Orada o videoya yapılan yorumlar bunlar. Adam öyle bir fashion diyor ki A2 İngilizce bilmezsem anlamını bugün var yarın yok sanacağım. Ne demek? Anlamadım ben. Fashion. Fashion. Bir fashion der misiniz? Amerikan aksanıyla konuşuyor. Fashion. Fashion. Fashion mı diyeyim? Anlamadım. Zaten iPad'den dolayı linçledin. Anlamadım. Önce chat'e bir şey yazmıştı. Koray Bey keşke bir iPad dese diye. O geldi çok. Evet, o zaman 3, 2, 1. Up. Ay
Hayır, ona söylüyorsun. Şimdi şöyle, tabii evrildim. Ben de artık kadın pedi gibi iPad diyorum. Diyemiyorsunuz hala. Hala diyemiyorum, dönmüyor. Ama doğrusu yani şöyle, benim adımı, senin adını bu İngilizce'de alakasız bir şekilde söyleyen bir adamı sen düzeltiyorsun ya da... Ben düzeltmiyorum abi, acıyorum adamlara. Evet, yani bunun da söylemişi var. Niye doğrusunu söylemeyelim ki? iPad yani. iPad. iPad, evet. Laptop, değil mi? Laptop. Laptop mu diyorsun yani? Yani laptop. Laptop. Evet, Koray bir an eşittir, evet, günün sonunda. Onu çok söylüyorum. Aslında at the end of the day. Evet, ama şeyde var ya, TDK'da var yani. Ama biraz dublaj Türkçesi gibi o algılanıyor. Evet, günün sonu. Ben de seviyorum Alef aslında. Ben de seviyorum. Yani onun yerine Türkçe ne kullanılabilir düşünüyorum şimdi. At the end of the day. Binaen aleyk. Ben de diyeceğim. Sonuç olarak. Binaen aleyk. Koray'ın kanalını takip ediyorum. O kadar yoğun ki sanırım kendini klonlamış. 3 Koray aynı anda çalışıyor. Evet ya, bu tempoya normal bir... Sen nasıl yaşıyorsun abi? Seviyorum. Hayır ama yoruluyor mu? Yorulmuyor musun yani? Yoruluyorum. Yani şimdi mesela oyun yapıyordum. Bir buçuk aydır artık şeyim kalmadı. Moral motivasyonum kalmadı. Biraz şey... kalmamış. Yapmış herif her şeyi bu arada. Ama o yaptığın da abi yani... Aslında şimdi daha kral bir oyun diye. İnsan... Kral. Motivasyon kalmadı. Evet. Motivasyon kalmamış. Hayır. Başladım oyuna. Bitirdim. %95'ine geldim. Böyle GTA dünyası bir oyun yapıyorum. O Mr. Photographer version 2. Ama yoruluyorum. Ben de yoruluyorum. Yani. İnanılmaz ama. Ya ben kendimi çalışkan sayarım. Seni görünce dedim ki ben çok tembelmişim. Sen çalışkansın abi kanal. Ama yani her şey yapıyorsun oğlum. Yeter ya. Ama ben haftada bir video, 10 günde bir video yapıyorum. Ama işte bir sürü adam çalışıyor ya burada. Ha, bir sürü tamam. Kadın bir adam. Evet. Ama tabii. Şey değil. Evet, başka Koray bir anda Koray abi diyorsun geliyor insanın. Başın sıkışınca en içten fikir alabileceğin bir çeşit abi gibi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ben ederiz. Teşekkür ediyorum. Evet, ben herkesle şey yapıyorum. Bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyorum. Sen pek gülmüyorsun ama niye öyle? Videolarda. Hı. Çok gülüyorum ya. Ya. Ben çok gülüyorum. Ya şöyle YouTube videosu yaparken nedense daha evet ciddiyim ama evet. Twitch'te öyle değil. Twitch'teki şeyim de farklı. Ben aslında çok küfürlü konuşan Twitch'e bakmadım. Ha, küfürlü mü? Çok küfürlü konuşan bir insan. Mesela Twitch'te kendimi buluyorum. Twitch'te coşuyorum. Bizde mi Twitch açsak mı? Bence açın ya. Twitch. Evet, onu konuştuk zaten yayından önce. Çok orada zor. Küfür edebiliyor muyuz? Kadınlar dedik. Ben ediyorum. Abi orada bir gazım var ben şimdi. Ediyorum. Bütün kadınlarla ilgili sorularım boşa çıkıyor. Burada, şuradaki kadından başlayalım. Kadın. Söyle, var mı bir sorun? Fotoğrafçı geldi. Aklımıza geldikçe soruyoruz kadın hocam. Kadın yok. Kadın meselesi. Kadın... meselesi. Benim soracağım o kadar çok soru var ki. Benim de. Peki o düşünsün. Chat okuyorum ben. Hiçbir modelden etkilendiğin oldu mu? Ya olmadı çünkü... Nasıl oldu desin ya şimdi? Ya olmuyor. Çünkü neden olmuyor biliyor musun? Sen o sete girdiğinde başka bir adrenalin var. Mesela kampanya çektiğinde sen o fotoğrafı kötü çektiğin anda özellikle lokal pazarda şöyle bir durumun var. Kim? Aa, Koray işte kötü çekmiş, kötü çekmiş. Bir de bunların çekmiş. Sektörde vardır. Koray çekmiş. Evet. Yani orada sen kötü çekme lüksün yok. Bir de tabii işin şey durumu var. Sen bir markaya, iyi de markalarla çalışıyoruz. O çalıştığın markaların pazarlama bütçesi sonunda senin çektiğin fotoğrafa bakıyor. Yani orada gördüğün fotoğrafın billboard maliyetleri, dijital reklamları, o bu, gazete reklamları, dergi reklamları. Yani sen orada kafan aslında başka bir yerde. Sen o kızı görmüyorsun bile bir noktada. Ama Koray İlker çekim sırasında demedi ki. Ama şöyle, abi çok güzel bir meme var ya son yıllarda hani arkadaşlarımın düşündüğü, gerçekte yaşadığım diye. Şimdi moda fotoğrafçısı deyince işte... bir eli yağdı. Veya şey ne denir? Pudra şeker. Ben tut da akla bir sürü şey geliyor. Havuz partileri bilmem yani. Evet, saçma evet. Sapan ya bir sürü. Ya benim geçen yayında da konuşmuştuk ya. Benim lise arkadaşlarım benim şampanyayla jacuzzi'de kızlarla partilediğimi falan zannediyorlar. Öyle değil abi. Ben, değil mi? Ya, ofise... Hiç mi yok ya? Nasıl değil ya? Yemin ediyorum yok. Bak, annem babamın üzerine yemin ederim yok. Ameleyiz ya. Bildiğin amele. Ben ofise ilk giriyorum. Ofisten en son ben çıkıyorum. Eve geliyorum çalışıyorum. Hafta sonu bir şeyim var. Orada bir partiliyorum. Ha, orada da aslıyla takılıyorum. Ondan sonra motocross uzun zamandır gidemiyorum sakatlıklar nedeniyle. Kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Ne zamandır evlisin sen?
Ben 15 senedir Aslı'yla birlikteyim. 5 senedir de evliyim. Aslı'nın beğendiğin özellikleri nedir? Neler? Vizyonu ve perspektifi. Yani benim mesela ilham kaynağım Aslı. Bana sürekli popüler kültürden şuna bak, buna bak, işte ne bileyim benimki şu tabloya bak. Hep sürekli... Sürekli beni besleyen kişi o. Ama gerçekten öyle. Evet, çünkü ben nerd'üm ya. Hı-hı. Hani öbür tarafta beni ciddi anlamda Aslı besliyor yani. Bir nerd'le birlikte olmak çok üzücü. Evet. Evet, özür diliyorum karıcığım. Ben de. Çok kötü değil mi? Böyle bir herif sürekli saçma sapan şeyler dolaşıyor. Oyun yapıyor abi herif şimdi. Ya. Ama mesela oyuna bile fikir veriyor. Şöyle yap, böyle yap. Sonra diyor ki sen beni dinlemedin diyor mesela bazen. Aslında dinliyorum. Ama bazen zaman alabiliyor. Bazı şeyleri de kendin görmen gerekiyor. Ama söylediklerini yapmıyorum diyorsun. Hayır hayır yapıyorum. Yani ben geçen yayında söyledim. Aslı'nın girin Instagram'ındaki storylerinin highlightlarına bakın. Hocam yapın. Ne yapalım? NDI. Ha evet. NDI 5. Şöyle bir teknoloji geliştirdik. Seni etkileyeceğini umuyoruz. Sen devam et anlatmaya. Ben onu açayım önce. Ha, iPhone'unu ekrana vereceksin. Hmm. Yapıyorum. Ha, yapıyor musun? Ya, daha doğrusu benim program otomatik yapıyor zaten. Ha. Şey, girelim Instagram'a. O zaman biz etkilendik. Ya şu chat'i sen nasıl ekrana veriyorsun? Screenshot alıp mı veriyorsun? Bak hemen fikir çalıyor görüyor musun? Öyle yapıyorlar. Küçük ekrana diyorsun. Sanki bizim icat ettiğimiz bir teknoloji değil zaten. Ya komentleri görüp direkt neydi? Ekrana verme gibi bir şey yok. Şu an ben şunu sizin önünüze verebilirim soyadı. Mesela. Ayrı pencere bu. Ama bir o değil. İçinden bir tane seçip ekrana verme. Eşinin soyadı ne? Aslı Abbasoğlu. Ama herhalde gizli akan. Yo yo değil değil. Evet. Gir LA'ya mesela. LA. Ha. Verebiliyor musun ekranı? Parmağını bastırsana kaçmış. Hiç bilmiyorsunuz çocuğum. Değil mi kullanmayı? Hayır şey çocuk ekrana veremedi de onun için. Tekrar deniyorum. NDI source olarak... Umarım etkilenmişsindir Koray. Yaptım. Evet böyle veremiyoruz. Çok iyiymiş. Çok iyiymiş ya. Nasıl bir teknoloji? NDI source olarak koydun mu çocuğum? Var hocam. Ben geldi görüyorum. Geldi görüyorum geldi. Ben oradan. Adam görüyor sen görmüyorsun. Bu ne biçim iş ya? Tamam. Şimdi koyacak. Ha. Tamam. Geldi. Ha, biraz küçült ama. Ha yok bir dakika. Tamam. LA. LA. Ha. Ne göreceğiz burada? Ya. Ya bunlar bence inspiration işte. Ha anladım. Ben yok şeyin başını unuttum da onun için muhabbetin. O kadar saçma bir uğraşı oldu ki bunu ekrana getirmek. Bu onun çektiği fotoğraflar. Evet evet öyle görüyor. Bir şeyden etkileniyor. Ya mood board gibi ya. Hı-hı. O yüzden mesela ben buradan çok şey yapıyorum. Herkese de söylüyorum. Hani çünkü mesela bana hep şeyi soruyorlar insanlar. Abi işte bir kitap öner. İşte bir tane bilmem ne öner. Hani bir tane film öner. İlham öyle bir şey değil. Yani ilham 24 saat her gün devam eden bir şey. Yani bir mesela ben... Onun mesleği ne? Tasarımcı, moda tasarımcısı. Ha, çok iyi bir çift olmuşsunuz. Evet. İşte mesela bir müzede bir tuvalete giriyorum. Müzedeki tuvaletin yer birleşim detayının fotoğrafını çekiyorum. Yani ilham öyle bir şey. Doğru. Ya... İşte. Evet. Böyle aptal aptal sorular. Yok efendim. Mankenden etkilendiniz falan. Adam karısını gösteriyor. Aslı'yla hep diyalogumuz odur. Neden şu kaldırımı yapamıyoruz? Evet mesela? Onu biz de Ebru ile konuşuyoruz. Mimar ya Ebru. Evet. Ya ben de aslında iç mimar olduğum için. Ha doğru ya evet. Sürekli buna takılıyoruz. O Türklerde bir hastalık var abi. Bir şeyi doğru yapmamakla ilgili. Ben onun sebebini biliyorum ya. Evet. çünkü yıldan yıla yeniliyorlar ve sürekli değişiyoruz. Hayır, bambaşka bir yere bağladım. Niye uğraşayım? Peki aslında bunu soracaktım sana. İyi yerine oturdu şimdi. Aşırı özeniyorsun ya yaptığın her şey. Evet. Ve çok takdir ediyorum bunu ama bunu ben takdir ederim. Yani normalde değiyor mu? Kendim için yapıyorum ki. Yani bazen oğlum manyak mıyım ben diyor musun yani? Yani diyorum ama bu kişisel tatminle. Ben YouTube videomda bir kareyle bile uğraşmamın sebebi kendimi mutlu etmek için yapıyorum. Ben yaptığım YouTube videosundan tut da çektiğim fotoğrafı önce kendim için yapıyorum. Şunu anlatır mısın? Çünkü buna diyorum ki bazen işte kızım şunu şöyle yapalım işte bunu böyle yapalım falan. Ne diyorsun söyle. Neden? Ya hocam yok. Hocam, ya hocam ne geliyor? Geçilsin gitsin diyor. Ama ileride Duygu da hocam? Öyle demeyecek. Şu demeyecek anda değil mi? Demeyecek. Demeyecek.
Paşa kızım benim. Evet, yani o garip bir şey ya. Bir de alternatifi ne ki? Kore'ye niye böyle yapıyorsun diyorsun ya. Böyle yapmasa, o YouTube videosunun tek karısına bu kadar uğraşmasa. Ya Türkiye'de çok sevilen bir şey vardır ya abi. Dayama yani hani. Şimdi bazı yer şeyler, hocam. Ya mesela, yer. Ama bunları kes öbür kameraya. Hayır. Kes öbür kameraya. Şimdi bu olmamış. Evet, o yüzden hiç vermiyorum yayını. Ama yer mi? Yer. Yani bir limit var ya abi, bir şey bazen de bir şey mesela bunu yapamam ben şu anda, oraya gitmem lazım falan, uğraşmam lazım. Tamam ama o bende de oluyor bazen, bıraktığım oluyor. Ben görmedim pek, bayağı şey clean cut her şey böyle. O işte sana göre, bir de bana göresi var. Ya. İçinde yanıyor herif. Peki o zaman esas duruma gidiyorum, neyin peşindesin abi? Amacın ne? Bugünün. Ha, o kadar. Yani yarınla ilgili hiçbir planım yok. Düne de hiçbir zaman bakmam. Bu ya bu keyif almak, yaptığım işten o an keyif ama almak. Ama obsesifçe bir şey var ya, böyle bir delice video yapma durumu. Bir de şaşırtıcı bir şey. Normalde bu derece başarılı bir, daha önce de konuşmamızda söylemiştim. Bu derece başarılı bir fotoğrafçı uğraşmaz bu işlerle. Çünkü zaten öbür ama bir hobi lazım. Yani benim şu anki sıkıntım mesela öbür tarafta beni tatmin eden bir bisikletim vardı. İşte bir motokrosum vardı. Ondan önce işte uzun mesafe drone, uçak, 100 kilometre gideceğim. O yine hep bir meşgalem vardı. Şu anki meşgalem YouTube. Yani bu tarafta bir meşgalen olacak ki bu tarafa birazcık daha temiz bakabilesin. Ya adam bizi bilgeliğiyle Aptal Herifler programını bozdu. Şu an Aptal Herifler programı akıllı herifler haline geldi. Hocam o kadar bozdu ki seyirci sayımız şu an 4000'e yaklaşıyor. Evet ya. Biraz daha bize akıl ver o zaman. 4000 ne? Peki Haber biz aptalca daha çok izleniyoruz şu an. Biz aptalca sorular sorarak yeni eski haline getirelim hocam. Zengin misiniz? Ya bu Z jenerasyonu bu zenginlikle çok ilgili. Söyle çok kafaya takıyoruz. Zengin falan değilim yani. Ya çünkü yarını yani düşünmemek şöyle, zengin işidir. Neye göre zengin, kime göre şöyle, zengin? Sana göre zengin. Tabii o doğru da. Evet, evet bu sırada. Ya mesela ya bir soru daha soracağım. Yine ard arda soru soruyorum ama gençken de yani bizim yaşlarımızdayken ve yeterince para kazanmadığınız zaman da sadece yarını düşünüyorum diyor muydunuz? Hayır. O zaman da bu şekilde bir tutku muydu sizin için? Bu? Aynen öyle. Ben, ya hep felsefeniz bu şöyle muydu? Şöyle söyleyeyim. Ben mesela Ankara'dan İstanbul'a geldiğimde daha azına geldim. Ankara'da çok iyi para kazanıyordum. Gerçekten çok iyi para. Belki de bugün kazandığımdan daha da iyi bile bir para kazanıyordum. Ama şöyle bir hesap yaptım. O zaman editoryaller dergi başına 750 liraya çekiliyordu. 2005 senesinde. 750 bin liradır o. Hayır 700. Yani. Eski para. Evet. Öyle miydi yani? 7,5 milyon da olabilir 2005'te yani. 2005'te. Tabii. 750 bin değildi ya. Ne yaptın yani ya? Sıfır atılma olayı ne zaman oldu hatırlamıyorum ama. 2006. 2006 evet 2005'te. Tamam, neyse işte, canım. Yani. 750 TL. Bugünün parasıyla 750 TL'ye çekiyordum. Dolar da 1.8. Hesaplayın işte. Şöyle dolar da 1.8 milyon. Öyle söyleyeyim. Öyle yani. Evet. Bugünün parasıyla 1.8. İki tane dergi çekerim ayda. 1500 lira kazanırım. O zamanki evimin kirası 800 liraydı. Ben yaşarım ya dedim. Geldim bu şekilde yaşadım. İlginç bir hesap. Evet sonra yavaş yavaş ama kazandığım her parayı işime yatırdım. Yani işte, ben de öyle kızıyorlar bana. Bütün makine aldım, onu aldım. İşte daha iyisini yapmak için bu red'e kadar gitti. O biraz fazla. Ama olsun. Çok şey öğrendim yani. Hiçbir zaman pişman olma. Yani bir kiralama şirketi normalde alması gerekirken ben aldım. O raw workflow. Onu öğrendim. İşte nasıl geldim 1000 volta, siz nasıl yapıyorsunuz, ABT'ye gittim. Çünkü bir normal bir yönetmen olmadığım için hani o ortamlara girmem çok normal değildi. Ozan'dan rica ettim. Onun setine üçüncü kameraman olarak kendi redimle gittim. Ya bunlar çok... Ya donanım bence çok daha kıymetli paradan.
Sen işini de iyi yaparsan bir şekilde para kazanıyorsun zaten. Bence yani, asıl zenginlik o. Cevap, İşin de iyi olmak. Öyle bir sihirli değnek yok, çalışacaksın. Yaptığımız en kötü aptal evler programına hoş geldiniz. Son derece akıllı konuşmalarıyla programı çünkü Koray baltalı. Bir anda bulmuşuz hala fotoğraf, video bilmem ne soruyorsunuz. Kadınlar, kadınlarla olan ilişkisi nedir? Ben biraz sulandırayım, ben yönetmenlik yaparken. Bu sırada ben de sulandırılmaya müsaitim yani. Ama abi şöyle sorular soruyorum, hiç top atmıyorsun ki. Yani mesela ben yönetmenlik yaparken çektiğim her şeye kısa bir süre aşık olurum. Ya sen bunu söyle. O, ben de çektiğim anda o iş biter. Yok. Ama sırasında diyorum. O anda. Ya şöyle bir şey olmuyor. Ne güzel kız ya. Of abi, bu ne bu güzel ne ya? Kız ya. Aman bu ne ya. Diyorsun ya. Falan. Böyle onun şey devamı da var. Ya olmuyor çünkü şöyle bir şey var. O kız sete geldiğiyle çektiğin arasında farklı iki karakter oluyor. Tabii tabii. Ama ben orada kendi yarattığım bir karakter var. Narsistlik diyorsun. Evet, ona aşık olamam çünkü narsist değilim. Yani orada bir dünya yaratıyorum ve o çok geçici ve yalan bir dünya. Ama bana aslında hep şey çok garip gelir ya. Bakma izni veriliyor ya sana. Yani yönetmen ve görüntü yönetmenlerinde bu vardır hani. Geçersin. Irina Shayk bile olsa işte sağa bak, sola bak ve sen sürekli ona bakıyorsun. Şimdi normalde bu hayatta olmayan bir şey. Bakamazsın. Abi ona bakmıyorum ben ya. Resme bakıyorum. Anladım. Ben ona bakıyorum. Buradan da seninle ilgili çok fazla şey öğrenmiş olduk. Ama şöyle bir şey olmuyor. Mesela Nastasya Kinski vardı. Mustafa'nın bakışını görmedin. Mesela Nastasya Kinski vardı. Evet. Yeniler bilmez ama Nastasya Kinski bütün birlikte çalıştığı yönetmenlere aşık olurdu. Ve evlenirdi çoğuyla. Böyle bir durum vardı. Yani orada şey var aslında, transferans mı deseyim. Ama yani, o belki dönemle alakalı bir şey. Şimdi biz çok hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Bugün çektiğim model akşam uçağa biniyor. Hop yarın Paris'e başka gidiyor. Başka bir fotoğrafçı. Orada başka bir fotoğrafçıyla çalışıyor. Hop oradan Japonya'ya bilmem ne kampanyası çekmeye gidiyor. Onların dünyası da çok hızlı. Yani ben aslında şunu demek istedim biraz. Yani aşkı daha büyük al. Aslında yarattığın şeye aşık olarak orada çekiyorsun gibi geliyordur bana. Şöyle bir şey oluyor belki. Kıza yani olmuyor da oha ne evet, güzel ışık yaptın falan. Yani, ya oluyor yani, tabii ki de. Yani zaten sen o an çektiğine, gördüğün dünyaya bir şey hissetmezsen zaten o fotoğraf karşı tarafa da bir şey sonunda hissettiremez. Sonunda bir şey dedirtebilir. Inappropriate bir şey söyletemiyoruz ama yani uygunsuz bir şey söyletemiyoruz. Ama yok ya, nerd'im diyorum. Sen de hala bana kıza böyle sorular şey soruyorsun ya. Koray hocam kendinizi yetenekli buluyor musunuz? Hayır. Ama çalışkan buluyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben size bir kamera versem. Burada çok kısa görüntülerle bir klip çekebilir misiniz? Hayır. Niye yapsın? Ödeyemezsin ya, abi. Yapamam öyle. Sen şarkı çalışmam abi. Lazım benim o konu hakkında. Hayır, vereceği kamera hakkında bir şey söylemek istedim sana. Ne verecektin? Evet. Onu verecektim. Onunla ne çeksen şu an güzel gözüküyor. Evet, güzel evet, görünüyor. Moda çünkü bu. Evet. Bir 250 liraya aldığımız kamera bu. Bende de var ya 3 tane bunlardan. Harika bu ya. Ender. Harika. Sözünürlüğü 720'ye 576 ayarlı. O bile çok iyi bir YouTube'a konur. Geçen gün biri bana sordu. Abi dedi, bana dedi işte VHS görüntüsünü en iyi yapacak plugin'i önerebilir misin dedi. VHS al dedim. Ben öyle bir film abi çektim. Abi dedi ama dedi o dedi şey kasete çekiyor dedi. O zaman bir tane analog digital converter al dedim. 90 lira kameraya verirsin dedim. 90 lira da şeye verirsin. 180 liraya daha da ucuz olur dedim plugin'e vereceğim. Koray, şu sesi evet, izleyicilerimizin duymasını istiyorum. Bunu çoğu bilmez. Bozdum. Evet, içeri girmesi gerekiyordu. Evet, girecek. Yavaş ha, yavaş açın etmeyin. Arkadaşlar sabır bu... Sabır da kalmamış. Hepsinde de aynı ses var. Evet, evet, bak şimdi açınca çok iyi. Açıyorum şimdi. Bu bir kamera. 720'ye 576 çekiyor. Zamanının en heyecan verici kameralarından biriydi. FireWire. FireWire evet, yine DV. Ben de tabii bunun 3 FireWire çıkışı var üzerinde. Aslında FireWire da değil. Bunun ayrı bir adı vardı. D8, Digital 8. FireWire. Hayır hayır. Ha, iMovie diye. iLink evet. iLink diye bir şey. Şimdi bunun özelliği kaset denen bir şeye çekmesi. Şimdi kapağını açıyorum. Kaset çıktı arkadaşlar. Nostaljik bir ses. Ha, bir dakika. i8'miş bu ya. Digital 8. Yani içine i8 kaset. Hayır, mini DV değil, evet. i8. Bu daha ara bir model. Şey, Digital 8 diye çıkmıştı. Bu mini DV'den önceki. Sonradan şey backward compatible ha, yaptılar. Ha, yani. Okey. Ne yapmışlar?
geriye doğru. Bu kasetlere 90 dakika çekim yapabilirsiniz. Çünkü saniyede 3.6 megabyte harcıyordu, hatırlıyor musun? Yok, o zaman hiç onları bilmiyordum. Ya, yalnız o kasetler sürekli o makinelerde sıkışırdı. Sürekli forsana şeye giderdi. Evet. Hocam siz bu kameraları falan açıp böyle delicesine inceliyordunuz değil mi kesin? Açıp bozdum, hiçbir zaman kapatamadım. Biz bunlarla kısa film çekiyorduk ya. Tabii ben bütün kısa filmleri bu çok iyidir abi. Çok güzel duruyor. Bu onların çok iyisidir. Bir mühendis arkadaşım vardı, bozuk kameranın bir şeyi bozuk, ya açacağım dedim, oğlum dedi açma dedim, şey gibi, oğlum bak git var ya, oğlum açma dedi, ya açayım yaparım, oğlum dedi açma kapatamazsın dedi, açtım. Kapatamadım. Olduğu gibi bir kutuya koydum. Evet, o kadar da mekanikti ve çok inanılmaz. Bin tane yay var içinde. İnanılmaz ben de açtım içinde. Hayır bu şey 4.35 falan olsa arayı hep bir parça açarsın. Artar ya. Arayı falan açarsın. Başka. Bu başka bu bir şey de ya. Bu 8 milimetre. Hala var bunun banyosunu yapanlar. Ve hala filmini de alabiliyor. İnternetten evet. Super 8 Sound Home mu ne öyle bir şey var. Sizin bununla fotoğrafınız var mı? Ya ünlü böyle yönetmenlerin vardır ya. Benim bütün çocukluğum vardır. Var. Evet, çok iyi. Aktardın mı onu? Beniz video. Aktardım. En sevdiği saçma sapan sorular var. Ben bunları amele soruları diyorum ama yine de sorayım. En sevdiği analog makine nedir? Yok öyle bir şey. Çok güzel. Bir de şey abi ya, hasta oluyorum. Ya hiç öyle bir makine merakım falan da yok. Bugün Fuji kullanıyorum. Ondan önce Nikon kullandım. Canon. İşime o an hangisi yarıyorsa onu kullanıyorum. Abi şeye hastayım. Instagram'a fotoğraf koyuyorsun. Herifler şey yazıyor. Exif dosyasını paylaşır mısınız? Ne yapacaksın ya? Yani. Ya onu şöyle anlıyorum. Ben de yaptım onu bir ara. Öyle mi? Bir ara daha yani mesela Peter Lindbergh'ün orijinal fotoğraflarını bulup onun exif'inden ha işte kaç değerde çekmiş falan onu yapıyorsun. O bir süreç bence. Evet, orayı geçmek gerekiyor. Yani bu şey gibi mesela ben yağlı boya da yaptım. Resim yapıyor musun? Yapıyordum. Tabii yapmıyorum ki artık. Bence. Ama işte reprodüksiyon çalıştırırlar seni. Van Gogh'un odasını yaparsın. Onu karelere bölersin. O bütün fırça darbelerini mimik etmeye çalışırsın. O sırada bir şeyler öğrenirsin. Bu exif'e bakmak da dijital dünyanın böyle fırça darbesi araması gibi bir şey gibi geliyor. Ya aklıma süper bir format geldi. Koray Brand'ın bilmediği bir şey adlı bir program. Öyle bir şey var mı? Hiç bilmediğini. Var tabii ya. Makyaj da biliyorsun çünkü onu konuştuk. Ya makyaj biliyorum derken makyaj yapmayı bilmiyorum ama bir şeyim var. Mesela kızlara makyaj yapabilir misin? Yorumlarım. Mesela yorumlayabilir misin? Yok ki. Gülse gelsin 2 dakika içeriden. Hayır, şimdi şöyle mesela yapacağın ışığa göre makyaj briefi vermen gerekiyor hakikaten. Kullanacağın... Yani mesela, pardon. Söyle. Burcu da var diyecektim, onu yorumlar mısınız? Ama öyle şey makyajı hayır. Yok ki ben de çekim makyajı. Hayır, şunu diyorsun mesela, işte ben çok güneş makyaj. Altında çalışacaksın, kontur yapma, onu yapma, daha highlightları yoğun çalış, ters ışık çalışacaksan highlightları arttır, ondan sonra işte mesela ben şey sevmem, kirpik sevmem, kirpik takarlar... yüksek gölge. Güneşte çekersin, gölge yapar, başa bela olur, çenesini kaldırmaz. O genel üslubu bozar. Yani bunlara hakim olman gerekiyor. Ya da işte her ışıkta her makyaj olmuyor. Bunları bilmek. Yani yoksa şey bilmem tabii ki de bir makyöz ya da makyör gibi şöyle bir makyaj yapalım değil. Ama açarım. Kendi mood board'um olur her zaman çekimden önce. Makyajla ilgili, saçla ilgili. Onu sonra saçı yapacak olan arkadaşla, makyajı yapacak olan arkadaşla konuşurum. Başta bilmiyordum. Bunlara bakmam gerektiğini bilmiyordum çünkü. Ha, bilmeyerek başladım. Evet. Hadi ben peki de deminki sorudan kaçtı, onu bir sormamız lazım. Neydi? Kaçmadı mı? Sen unutma sorunu. Bu YouTube hikayesiyle ne yapmak istiyorsun? Ya YouTube yine çok ciddi, sen cıvıtmaya çalışıyorsun ama ben de ona cıvık cevap yok. Ya ben eğleniyorum şu an. Ve bu aslında... Öyle mi? Biz de eğlendirmeye çalışıyoruz şu an. Gerçekten. Hayır şöyle eğleniyorum. Ya bana o kadar çok şey kattı ki. Ya eskiden hantal hantal redle gidiyordum. Steadicam'i kendim giyiyordum falan. Şimdi gidiyorum elimde bir tane kamerayla langır lungur film çekiyorum. O YouTube'un verdiği bir rahatlık. Bir de egzersiz yapıyorsun her hafta. İçerik üretiyorsun. O öbür taraf... Sen bugün mesela ben sana sorayım.
Sen bugün reklam çekecek olsan eski reflekslerini çeker misin, yoksa buradan edindiğin pratikliği kullanır mısın? Tabii canım, ama çekmek istemiyorsun zaten. Yani, evet. Burası ama, daha zevkli çünkü. Ama bende o pratiklik şöyle bir karşılık buluyor. Pratik olmak zorundasın. Evet. Çünkü o büyük film refleksiyle çekecek lüksün yok. Aynı anda ben hem fotoğrafını çekiyorum hem videosunu. O çok zor ama ya bu arada. Yani şundan zor. Videonun içinden alınca olmuyor. Olmuyor. Hı, olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Denedim onları da. Yani ne kadar yüksek olursa olur. Olmuyor. Çünkü oradaki o filmdeki motion blur gerekli bir şey. Her ne kadar şimdi 4K 60 FPS'ci bir, ha, var o ya. Öyle bir tartışma var. Yok adam Twitch'e duruyorum masada normal sadece bu kadar koş. Abi bu takılıyor. Yani onu görüyor ama. Ne diyoruz bu tür durumlarda? 3, 2, 1 aptal herifler. Demedim. Neden biliyor musun? Sen demezsin. Hayır, çünkü sorgulamaya başladım. Biliyorum. Ama yani çünkü tamamen saçmalık. Öyle şey. Belki de dünya oraya evriliyor. Mecbur edecekler. Evet. 50 kareye mecbur edecekler. Edecekler. Ama 60'a etmeyecekler. 60'a etmeyecekler. ama yok yani. O makinenin en yüksek space. Yani şu bile olabilir. Hazırlıklı ol. Niye 120 FPS değil bu? Olabilir yani. Tabii, hatta 1200 kare çekelim. Oradan ne gerekiyorsa artık. Evet. O yüzden artık her şeyi sorgulamaya başladım. Army of the Dead'i seyrettin mi? Yok. Chatten bir soru gelmişti. Boomer'lar hakkında ne düşünüyor Koray Brandt diye. Ya da ya, Z kuşağı. O şöyle bir yanlış bir şey var arkadaşlar. Şimdi biz Mesut'la, Mesut bana boomer demeye başladı sataşmak için. Sonra ben ona demeye başladım. Sonra bir baktım bu iş çığırından çıktı. Siz ikiniz de boomersınız zaten, niye? Değiliz abi. Boomerlar boomer, daha... Boomer benim babamın, hayır, jenerasyonu. Yani. Sen onlar, de boomer değilsin. Onlar bize boomer diyor. Onlar bize boomer ama biz boomer ama değiliz boomer, abi. Biz boomer değiliz ya. Boomerlık bir ruh hali. Ondan i̇şte bu sırada bir de öyle de bir durum var yani. Var. Ben Kral Z jenerasyonuyum. Evet. Vallahi ben de kendimi Z gibi görüyorum. Ben Z'yim valla. Onlardan daha Z'yim. Bence de öyleyiz bence. Bakın. Evet, yaptığın sürekli. Uğur İçbak niye girdi ya? Hocam ben ezelden beri Uğur İçbak'la Koray Hoca'yı çok benzetiyorum. Bu konu hakkında ya, yorumu var mı? Ben ikisini de tanıyorum. Karakter olarak benzemiyorlar. Karakteri değil. Dış görünüş olarak da benzemiyorlar. Nasıl benzemiyor Uğur'da Uğur obsesiftir gerçi. Hı? Bence çok benziyorlar. Yani. Daha önce evet, benzetir oldu. Programımızda fotoğraf koyduğumuz fotoğraflar. Bir İrina Şark, iki Uğur İçbak. Uğur'a selam söyleyelim buradan. Öyle bir şey vardır ya. Uğur bizi seyretmiyordur ama olsun. Evet. İyi bir yayın oldu ama bir noktada kapatmak mı lazım? 1 saat 15 dakika oldu. Evet. Normalde bitti bizim programımız. Ama burada 4K'yız. Koray Bey'e teşekkür edelim. Nasıl 4, ya? 4000 kişi ha. Bizi izliyor. Hala mı izliyor? Ben de 4K evet. Yayın mı? Kafayı mı yedin? 4K 60 FPS yayın yapıyoruz. Koray Brand'ın seti terk ettiği oldu mu? Seti terk ettiğim oldu. Aa. Neden? Evet. tam yerinde tam zamanda sordum. Şöyle işin kreatif direktörüyle kavga ettim. O seti terk etti. Ben de seti terk ettim. Set kala kaldı. Kim önce döndü diyecektim. Sonra bizi barıştırdılar. Sete geri geldik. Ama orada şöyle. Aslında benim çok kavga etmişliğim var sette. Hatta birinde fiziksel kavga etmişliğim var yani. Yumruk yumruğa. Ha? Evet. İrin aşağı dövüyor. Pozu veremiyorsun. ya şu ama hep iş için daha iyisi olsun diye kavga ettim. Daha iyisin olsun diye mi yumruk yumruğa? yok yok, o başkaydı. O bir Bayman Club çekiminde mekandaki bir adamla kavga ettim yumruk yumruğa. Sonra silahlar çekildi falan filan. Bayağı olaylar. Ne? Evet evet ya. Şey diyecektim. Elim daha kırıldı hatta. Aa. Yaşamamış, şey izlememiş yaşamış Koray Bey. Evet. Oluyor ya. Daha iyi iş oluyor için. Adam dövülür de daha iyi iş için dayak yemek. Peki kavga? Dayak yemedim yani. Evet. Onu diyordum, onu diyordum yani. Pardon. Adam dövülür. Kavga kötü sonuç vermiş. Adam konuyla ilgiliymiş. Mekanı değiştirmek zorunda kaldık. Ha, size, yani Kemerburgaz'da zaman bir evde çekiyorduk. Arboretorum'a gitmek zorunda kaldık çekimi tamamlayabilmek için. Oluyor ya yani. Evet ya, her şey. Oluyor. Zekeriya Köy olmasaydı Türk reklam sektörü çok zor durumda olacaktı değil mi Koray Bey? Bunun nedeni nedir? Zekeriya Köy mü? Nerede okudun yani, onu? Yok yani ha. Ben söylüyorum. Bu evet. Dedin ya Arboretum falan o evet. Hep o yörelerde. Tabii. ama şimdi... Ya şu an durum daha da kötü. Herkes beyaz fonda çekiyor. Doğru. Bütçeler nedeniyle.
Beyaz fon çok güzel. Ama nereye kadar? Çünkü bakıyorum İrina Şarkı getir çocuğum. O griydi ya. Yani aslında sanki, beyaz. Beyaz fon. Beyaz tamamdır hocam. Ne çektiğinize bağlı olarak. Ya normalde de böyle mi görünüyor? Tabii ki ya, böyle görünüyor. Neyin sınırlara geldik. Öyle. Ya öyle, şu öyle. Şekilde bu kadar iyi kıvrımlı görünemez bir insan ama ya. Hocam ışığın bir numarası var hocam, ya. Hocam Photoshop'ta birazcık orayı böyle aynen, şey yaptınız. Aynen onu soracaktım. Yok Photoshop ya, isteyen oluyor maalesef mu? Maalesef yok. Yani şöyle abi, o yüzden Elina Şayk. Mustafa sessiz kaldı ve bugüne kadar ilk defa ekrana, yani lense değil, ekrana bakıyor herif. Başından beri oraya bakıyordum, şimdi şey oldum. İrina Şayk'ta herif tamamen biz kaybettim. Beyaz fonda biz nasıl çıkıyoruz mesela? Bakın şu anda arkamız beyaz oldu. İyi, gayet iyi. Değil mi? Ne desin adam? Ya adam ne desin ya? Hayır ama onu yaptığında... Olmaz. Önden yapıp sürüyorum. Arkayı şey yapacaksın. Gri yapacaksın. İşte kebap şova geldik. Kebap şova. Gerçek bir televizyon ışığı. Kanalımıza, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sonunda aydınlandı. Kontrastı öldürdük. Bu ışık çok iyi ya. Güzel değil mi? Güzel. Seviyorum ben. Sen güzel ışık yapıyorsun. Ya ben şunu düşünüyorum. Tek ışıktır ya. Tabii. Ben de tek ışıkçıyım. Diyor ki bana... Ya yakacağız şey. İki yandan şöyle. Vallahi tek yok, ışık. Yok. Kabak gibi. Bak fotoğrafları ışık ya. Bence de. Ben bunu Annie Leibovitz'de çok gördüm abi. Bir tane şundan var. Onunla dolaşıyor kadın. Ama mesela Gülsem karanlık ya. Ne yapabiliriz onun için? Daha güçlüsünü getireceksin. Gel. Ya ben biraz öne eğilebilirim. Ben de reflektörle. Ya biraz daha geri alacaksın. Şöyle de. Tek ışıkla önce ışık yapmayı öğreneceksin. Tek ışıkla ışık yapabiliyorsan ondan sonra ikinci, üçüncü ışığa geçeceksin. Ama en iyi ışık tek ışıktır çünkü güneş de... Yani, aynen, doğayı takip eder. Doğu seni de görelim. Ne anlamda? Yani kendini koy görüntüye. Yok. Niye? Yok, çok kötü gözüküyor. Senin de tek ışığın var ya o bakımdan sonra. Tamam, bakalım. Ama o kötü bir tek ışık. Çocuğum. Koyuyorum hocam, siz takılın. Saçma bir şey sorabilir miyim? Sor. Flaşla fotoğraf çekilir mi ya? Flaş. Kamera flaşı. Kamera üstü kafa flaşı. Ha, şu tabii abi, Terry Richardson var evet. Yani. Yalnız. Tamam. Şey. Ahlaki olarak çok şey. Evet. Yani çok niye var. Terry Richardson. Çok, bence bize çok katkısı olmuş bir insandır. Niye tabii, ahlaki tabii, fotoğraf olarak şeyiz? İyi fotoğraf. Aynen yani şey olarak sonra İnternet hakkındaki. İnternet kafede böyle sümüğüyle oynayan dayılar var ya onlara benziyor. Selam Plotin. Ya çok var öyle. Çok güzel fotoğraflar var. Bir de onun kendi snapshot ruhu oluyor. Yani tabii sadece kafa flaşıyla oturup çekmek olarak düşünme ama bence harika. Ben çok çekiyorum. Hatta o Terry Richardson'ın kullandığı bir bracket var. Bracket. direkt lensin yanına alıyorsun. Yani üstünde olmuyor da sağ üst köşeye alıyorsun. Onun şeyi çok daha farklı yani. Ben de ringi seviyorum. Ringi sevmiyor musun sen? Ring çok kullandım. Hatta ama çok zor. Çok zor. Ağır. Yani fotoğraf makinesiyle çekerken gerçekten ayrı bir yük taşıyor oluyorsun. İyi, bir de iyisi yok. Böyle 150 liraya aldığınız ringler ring değil arkadaşlar. Ha bende Broncolor'ın var mesela. Broncolor'ın ringi o 23 bin lira falan herhalde. Öyle bir şey. Evet. Şimdi benim de geyik bir sorum var. Cafer'le tanıştınız siz değil mi Jeffrey'le? Çok seviyorum ya. Öyle mi? Evet. O şey, fotoğraflarını beğenmedim ama. O şey demişti mesela İlker Hoca'ya. Duygu Özaslan sizden falan güzel portre fotoğrafı çekiyor dedi. Siz derken bize diyor, sana demiyor yanlış anlamda. İlker Hoca'ya diyor, hani sizden iyi çeker diye. Öyle mi dedi hakikaten? Ne zaman? Hani mobil fotoğrafçılık yaygınlaşması ya da bu influencerların sürekli pratik yapması falan etkiliyor mu sizi? Ya şöyle, mesela aslında biraz video üzerinden cevap vereceğim bakalım ama. Bakalım şu Duygu Özaslan'a bir, bu arada sen devam et. Siz açın. Önemli değil yani, iPhone'la güzel çekiyorsan. O da bir fotoğraf sonuçta. Yani bunun şeyi yok. Yani Hazel'le çekmişsin, iPhone'la çekmişsin. Tabii ki de bu telefonun, Samsung'un, iPhone'un yetemediği yerler var. Kontrol edemediğin şeyler var. O da zaten zamanla ya şunu nasıl yaparım, alan derinliğini nasıl kontrol edebilirim demeye başladığın anda bu aletler yetersiz kalıyor. Evet. Ama güzelse güzel. Ama tarz olarak iPhone'la çekilmiş, Samsung'la çekilmiş fotoğrafların tarzı modaya giriyor. Yani oradaki hoyrat çekilmişlik ya da anlık çekilmişlik bir dil olarak moda alıyor bunu, ödünç alıyor ve bir trend oluyor. Verebiliyor muyuz yayına? Selfilerinden evet. Bulabilirsiniz hocam. Şimdi iddia
burada gördüğünüz gibi son derece bilimsel Duygu çalışıyor. Duygu Özaslan İlker Canikligil'den daha güzel fotoğraf çekiyor. Onu diyecektim. Kadın ne linki vermiş çekiyor. Orada ya linkler diye. Ben de böyle olsam ben de böyle fotoğraf çekeceğim. Ama hocam bunu biri çekmiş. Ve kötü. Değil mi hocam? Kötü değil. Yan duruyor. Neydi? Beyaz fon hocam aynı şey işte. Aynı fotoğrafı çekmiş. Hayır yani. Birine şart bu da işte. Renk yapsam bir şey olur ya. Yani... Ama ha, selfie mesela. Bunlar güzel değil. Evet, güzel değil. Niye biz böyle bir başka bir kadının fotoğraflarına bakıyoruz bu arada? Neyse biraz aptal herifler. Ama ödünç alabilir miyim? Ha, hocam program yani, önerisi geliyor bu arada. Moda çekiminde şöyle bir duruş görebilirsin yani. Bu bir trend olabilir. Trend olabilir yani. O duruşları ezberliyor musunuz? Yani daha doğrusu hazır bir set of duruş mu var yani? Şey oluyor, moodboard'da şu tavırda olacak, şöyle duruşlar olacak diye bir moodboard'umuz oluyor. Poz moodboard'umuz oluyor. Bu arada benim Instagram'ımda mesela takip ettiğim bence Eva Green. Severiz. Hocam kapatayım mı? Yok kapatma. Mesela en çok da şunları seviyorum. Bence bu. Abi, Bella Hadid'e benziyor ya. Kedi olarak besleyemezsin ya bence. Yok bunu besleyem. Bu çok bayağı biraz şey. O seni besler. Korkutucu. Evet genelde ben de kediler çekiyorum. Ben de kedi. Kedi. Kedi ve motor sporları. Şey diyorlar değil mi? Bir fotoğrafçıyı şey yapalım. Mesela beğendiğin fotoğrafçı kim senin Türkiye'de? Ha evet çok öneri istediler sizden. Türkiye'de. Emre Ünal. Emre Ünal. Bu arada 4300'ü gördük. Emre Ünal stüdyo. Sabaha kadar buradayız. Duyduk. Bakayım. Bu herhalde. Bakalım. Aa çok iyi ya. Çok cool. Cool. Mesela bu Emre Ünal'ın ben tanımıyorum şu anda sen söyleyince stili mi bu? Zaman zaman değişiyor stili ama evet bir şeyi var. Baktığında... Nasıl adlandırılabilir? Punk falan mı? Ya ben mesela renginden anlıyorum. Ya da modellerinin tavrından anlıyorum. Mesela benim mesela çok daha cool'dur bana göre Emre. Çok böyle standart pozlar görmüyoruz evet. Ama o şey şimdi böyle ölü balık şeyi değil mi? Son zamanlarda böyle özellikle moda sektöründe işte internet sitelerinde kıyafet seçmek istiyoruz ve modellerin kıyafetlerine bakmak istiyoruz ve inanılmaz saçma pozlarla karşılaşıyoruz. Böyle bir akım var son zamanlarda. Saçma hani... poz derken neyi kastediyorsun? Ya mesela kıyafet yani şöyle moda çok iyi çekiminde değil mi? Bu, bu, burada yalnız sana kızdım. Niye? Ses manyakları bizim konseptimizdi. Bizden daha iyi yaparak bizi... Fuat Domaniç'e sesleniyorum. Konsept ama tek İnşallah programı. İnşallah izlememiştir konsept. Fuat bu videoyu. Fuat izledi. İzledi mi? Ve kızdı. Dedim bak adam yapmış ama biz sen aylardır şimdi yapmıyorsun. Şimdi ben profesyonellere video yapmıyorum. Yok beğenmiştir ya. Bu arada ben de mikrofon hastasıyım. Bunların çoğu bende de var. Burada bir hava atma var tabii. Ama şey bak şu yanımdaki oturan Zerzavat'la hep tartıştığımız bir şey. Dünyanın en iyi mikrofonlarından biridir ya bu. Michael Jackson'ın Thriller albümünü kaydettiği mikrofon. Jay-Z de aynı şekilde. Diyorum çocuğum burada bu var eve götür müzik yaparsın diyorum. Ben, yok hocam ben onu beğenmiyorum. Kendimi açıklayabilir miyim? Hayır açıklayamazsın. Açıklayacağım. Açıkla bakalım. Dinamik aralığı dar bir mikrofonu. Bana kondenser daha iyi oluyor. Bak bu cesaretinden yani, dolayı seni kutluyorum. Kondenser mikrofonu. Michael Jackson yani. Michael Jackson'a bak, sesi. İngilizce söyleyeceğim bir dakika. It's good enough for Michael Jackson. It's very good enough for you. Hayır. Adamın sesi çok kuvvetli ya. Benim sesim çok, ses tellerim çok zayıf yani. O yüzden kondenser ve daha geniş aralıklı mikrofonlar bu gerekiyor. Bu şey seni rahatsız etmiyor değil mi? Bağcan niye etsin? Bu motosiklet şeyi nereden gelmişti? Ne o? Motosiklet merakı, araba merakı nereden geldi? Şimdi benim bir bisiklet durumum vardı. Ama yaptığım benim bisiklet sporu downhill diye geçiyor. Yani bayır aşağı salıyorsun. Rampalardan atlıyorsun, kayalardan atlıyorsun falan. Fakat Türkiye'de bunu yapmak çok zor. Çünkü bir lifte ihtiyacım var. Yani kullandığımız bisikletlerin vitesleri de küçük aralık. Sadece hızlanmaya yarıyor. Çıkış yapamıyorsun. Ve ya motocross dinamiklerine sahip bir bisikletle yapıyorsun. Ve çok zor. Burada Aydos'a çıkıyorsun ya da işte Uludağ'a gidiyorsun. Zaten parkur yok bununla ilgili. Ben bunun için yurt dışına gidiyordum bu sporu yapmak için.
Bu atlama zıplamayı bahsediyoruz değil mi? Evet, evet bu işte adam ne korkunç atlama zıplama. Evet. Paranda atıyor. Çok ürkütücü videolar gördüm de onun için ben videoların temizinden inmeye başladım. Var zaten bak orada bir tane. Var mı? Kendisi ürkütücü İn aşağı. İn. Sen gel abi. Kafa kamerasıyla bu arada şöyle bir şey yapacağız. Burada ilk defa hemen şimdi aklıma gelen bir fikir. Seyircilerimizden biri Koray bir anda fotoğraflarını göstermek isteyen birisi bize yazsın. Instagram'dan. Onu Koray... yapmıyorum. Öyle mi? Yapmıyorum. Aa. Ben senin de bir eğitimci olarak buna karşı gelmen lazım. Hayır yani iyi kötü demekten bahsetmiyorum. Ha okey. Yani öğretmek veya bir tip vermek anlamında. Tamam. Evet birisi lütfen bize bak işte Gülsoğlu sessin nasıl yapacaksa. Bu Kanada'da böyle atlayıp zıplıyorsun. Lütfen çok Kanada'ya bunun için gittim deme ya. Bunun için gittim Mustafa Kanada'ya. Mustafa Bey mikrofonu düzeltir misin? Koray Bey zengin evet. misiniz sorusunu tekrar alalım. Ya ama bu benim işimin parçası. Ya ben de naçizane bisiklete binmiş biri olarak müthiş bir şey olduğunu söyleyebilirim. Evet ya korkunç bu kafayı açıyor şey yani. Bunun şuna çok daha korkunçları çok var ya. Daha, bak bu ben. Nasıl? Şahane. Abi bence sen sonra, değilsin ya. Benim. Bu da ben. Hiç özellikle harika. Uzaktan mı çekildin? O anda ne hissediyorsun? Uçuyor gibi oluyor. Burada. İndirin beni. Dedim. sonra sol ayağımı kırdım. Ha. Ha, bu kırmadan önceki bu ayağımı kırdım. Bu da bileğimi kırdığım an. Allah yani Allah. Niye ters mi düşüyor motor? Çok yükseldim. Yani şöyle ama düşün. Ben burada rampayı pas geçiyorum. Ha. Düze iniyorum. 10 metreden 150 kiloluk motorla düşüyorum. Ama işte abi düştükten sonra peki düz gittin mi? Hayır direkt taklamakla falan. Ha? Yapma abi kırılıyor işte. Yükse seçtik mi? Bunun zevki de bu. Ay evet ya çok güzel. Programı bununla kapatacağız. Gülse seçene kadar chat yıkılıyor şu an. Yaren'in sorusu yarım kalmış. Yaren'in yüzü düşmüş. Çok kızmış ve üzülmüş. Ne Yaren gel. Onu İlker özellikle bir soru sorduğunda üstüne gel. Soru sordu. Ay, mikrofon Mustafa Bey. Mustafa Bey daha ne yapsın işte mikrofon burada. Aslında soru değil. Alo. Sadece bir yakarış. Oğlum. Yani yakarış, son dönemler... son dönemlerde moda sektöründeki fotoğrafların böyle oluşu. Yaha. Ya bu bir dönem. Yani bugün mesela baktığında ne var ya bunu ben de çekerim diyebildiğin bir fotoğraf dili oluyor. Yarın bir bakıyorsun sadece güzel kadınların olduğu, pahalı modellerin olduğu bir tarz oluyor. Ama moda çok hızlı evriliyor. Yani bu bir trend yani. Bugün bu, yarın başka bir şey. Hocam ya. Şöyle bir şey çıktı. Bunu yorumlar mısınız? Ne bu, çıktı bayılıyorum nasıl? Ben bu işe. Harika ya. Bir şey ya. Evet. Bende de var. Yok ya, sandın. Sponsorumuz Godox'a. Hayır, aslında şeyi soruyorum. Yani bu bayağı moda oldu ya. RGB light vesaire. Bu evet. Yalnız şey siz onu yaparsanız ben de o zaman bunu yaparım. Ha sen kontrol edeceksin. Ha. Evet. Hatta polis çağırırım polis. Disco. Disco'dur. Şey yapalım. Şimdi Koray biliyorsun. Ya işte böyle. İlker de fotoğrafçı. Bizim çocuklar evet. Böyle. Fotoğraf hatta işte fotoğraf satarak para kazandığı dönem de var. Bu iyi fotoğrafçı kötü fotoğrafçı konusu çok sıkıntılı değil mi? Çünkü bambaşka moda fotoğrafçısı başka bir şey. Farklı farklı konularda uzman fotoğrafçılar evet. Var. Dolayısıyla ayrı meslekler. Değil mi yani bunları aynı potada iyi fotoğrafçı kötü fotoğrafçı diye bir şey yok değil mi? Ya hem öyle bir şey yok hem de potanın içinde de bence iyi fotoğrafçı kötü evet. Fotoğrafçı diye bir şey yok. Çünkü sonuçta bu bir müşteri var. Evet. Yani bu sırada sanatçı olsan da yine bir müşteri var. Yani galeri. Tanımamış bile olsan. Evet. Ya yani sonuçta bir şeye hizmet ediyorsun ve sen sizin işte temel sanat eğitimi videonuzda orada aynı diyalog geçiyordu. Yani orada sen bir şey üretiyorsun ve aslında bir probleme cevap vermen gerekiyor. Nasıl tasarım yapıyorsun? Aynı şekilde fotoğraf çekiyorsun. Bir amaç için çekiyorsun. Sonuçta bunu satın alan kişi mutluysa sen iyisin. Hmm. Mutsuzsa kötüsün. Doğru. Sen kendine çekiyor musun? Hayır. Ha çekmiyorsun. Eskiden çekiyordum. Bıraktım. Hobim, mesleğim oldu. Başka hobi bulmak zorunda kaldım. Seçtik mi Duygu şey Gülse? Gülse Gülse'yle konuşalım. Instagram hesabımıza gönderin yazmış. Diyoruz evet. Ha Flu TV'nin Instagram hesabına mı bakıyoruz? Hayır. Buna bakmanızı söylemiş. Size WhatsApp üzerinden yolladı. Gruba. Aa bir profil yollamış. Evet. Vereyim mi ekrana? Ben mi bakayım? Bu bu arkadaşımız mı istemiş? Bence hoca şey elindeyken baksın. Bilge Şahin Türk. Buna bakmayalım. Başka bul.
Değil mi? Baktığınız ne zaten? Seçtik diyor ama Gülsü. Ha seçtiler mi? Vereyim mi ekranı? Ha, hocam benim fotoğraflarımı acımasızca yorumlayabilirsiniz. Mahir Kartal. Veriyoruz ekrana. Mahir. Mahir. Mahir Kartal benim eski bir öğrencim. Fotoğraflarını geçiyorum. İyi kötü diye bir şey de demeyecektir Koray. Ama... Ya şunun için diyemem. Şimdi... Büyüt. Biz de Basic Design 101 dersi aldık. Ve orada şöyle bir durum da vardı üstüne. Sectionlar var. Farklı farklı hocalar var. İşte Ferhat Dorkip hocam oluyor. Geliyor. Bir ay ondan kritik alıyorum bir proje üzerine. Sonra Serpil Hoca geliyor. Bambaşka bir tarz, bambaşka bir ekol. Ondan yorum alıyorum. Ya yani bu ve sürekli yorumluyorlar ve sonunda bir ürün çıkarıyoruz. Ya da bir mekan çıkarıyorsun. Ben kalkıp da bir fotoğrafa bakıp yapacağım kötü yorum hiçbir anlamı yok. O insanı küstürebilir. Yapacağım olumlu bir yorumda gereksiz umut verebilir. Belki de hani bir an evvel vazgeçip başka bir alana dönmesi gerekiyor. Bunu 3-5 fotoğrafa bakarak yorumlayamam. Yani bu eğitim işi çok bilmiyorum bana çok ciddi geliyor. Bana diyorlar abi işte portfolyolarımızı online yorumlasana. Çok tehlikeli işler bunlar. Çok iyi bir adamla karşı karşıyayız. Normalde şey yapabilir yani. Hatta bunu ticarete dökenler var. 200 liraya 200 liraya portfolyonuza bakıyorum diye. Mahir'cim seni en azından şöyle gösterelim dünyaya. Böyle bir adam var. Fotoğraf makinesi de varmış. Fena değilmiş. Ya Mahir'in bakayım. Bak çocuğa ya. Çok heves etmiş çocuk. Ölüm sessizliği oldu. Mahir. İnternet Mahir vardı bir ara. Gülse, bir kere bana fotoğrafı yorumlatabilmesi için kendi mesela 5 tane fotoğrafını seçip kendince bu fotoğraflar en iyi beni ifade eden fotoğraflar bunlar demesi lazım ki bir başlangıç noktası olması lazım. Millete çok iyi yol gösterdin şimdi abi. Yani sonra da benim Mahir'i tanımam lazım. Çünkü Mahir'i ben neye göre eleştireceğim? Kim yani background'unu bilmem lazım. Ya çok zor bir iş ya. Bir de birisini niye eleştirirsin? Peki bir tane daha var. Yani yetkin son değilim olarak bu konuda. Ver ekrana çocuğum. Daha sanatçı fotoğraflar. Captured by Mert. Zaten Captured by dediğine göre belli bir kaliteyi içeriyor demektir. Mesela duygu var burada. Var evet. Bir havası yani var. Yani mesela bir şeyler hissedebiliyorum. O anlamda Mahir'e göre daha başarılı. Bir şeyin peşinden gitmek önemli aslında. Ama mesela şeyi bilmiyoruz yani. Mert kim? Ne eğitimi aldı? Mesela birazcık daha... Mert Alaş ya bilirsin. daha eğitimli bir göz görüyorum burada. Ama belki Mahir de daha eğitilecek. Evet. Mahir'ciğim. Fakat böyle bir program ben yapmak istiyorum. Yani dediğin tehlikeleri içerse bile... şey konuşulmuyor ya konuk Türkiye'de. Olarak gelirim sana. İster misin? Gelirim valla. Konuşulmuyor çünkü Türkiye'de. İş üzerine konuşmak ayıp ve yasak sayılan bir şey. Hocam Gülse kendi fotoğrafını yolladı WhatsApp'tan. Hay artık. Evet arkadaşlar harika bir program geçirdik. Pek aptal adamlar olmadı ama aptal herifler olmadı. Olsun. Aptal adam olmaktan gurur duyacağım. Evet aptal herifler bu akşam da sonuna geliyor. Müthiş bir bölümle ve galiba rekor kırarak burayı tamamlıyoruz. Evet. Bütün seyredenlere ve özellikle Koray'a çok teşekkürler. Teşekkür fazla ederim. Akil bir insan olarak bizi bu gece etkiledi. Eve gidip düşüneceğim kariyerimi tekrar oyun yapmaya başlıyorum. Evet 3, 2, 1 aptal herifler. Haftaya görüşmek üzere.